şeyde, Almanya'da işte yeni e, hükümet gelecek ya bu Hı -hı. E, şey deniyor işte koalisyon e, olacak. Bu koalisyonun işte FDP e, neydi diğer partilerin adı? Buranın işte sosyal demokratları. Sanırım SDP evet, yani. adı. ha Bir de gibi. işte bir şey Orhan e, olabilir kanka. Bilmiyorum. <laughs> CHP ne kadar sosyal demokrat olduğunu gördü. De işte. <laughs> i̇şte. e, bir de işte üçüncü par, Yeşiller falan sanırım bir koalisyona girecekler. Ondan sonra üçünün de mutabık olduğu şeylerden biri kanabis legalizasyonu. Hmm. Tamam mı? Ben de işte arkadaşlarla konuşuyorum. Şey konuşuyorduk yani. Alman bir arkadaşla konuşuyordum. Ya dedim zaten niye şey değil. Pardon özür dilerim. Türkiye'li bir arkadaşla konuşuyordum da dedim niye zaten legal değil? Çünkü şurada Amsterdam var. ve Sınır komşususun Hollanda'yla. Hollanda'da legal ve sınır komşusu sınırda kontrol yapmıyorlar abi. Yani dolayısıyla millet alıp gidip geliyor ya yani. <laughs> zaten. Yani, ya, yani defakta olarak çok anlamsız. Niye bu saate kadar hala legalize değildi? Ee, hani çünkü bir, şey, bir de şey problem var ya abi Hani madem çok yanlış oldu, e, güzel karşı Avrupa Birliği sınırları dahilinde bunu legal olarak idam ettiren bir ülke var. ona söyleseniz yanlış olduğunu Onların da haberi olsun. Yani onunla niye paylaşmıyorsunuz Hı -hı. Bu bilgi? E ee, şey dedi arkadaşım ki daha önce bana işte alman bir arkadaşım da demişti oradan aklıma kaldı. Abi zaten devlet bir noktada şeyden para alıyordur dedi. Yani e, sınırda girip çıkan illegal kanabisten, hani sadece Amsterdam'dan getirilenler değil anladın Hani farklı farklı yerlerden getiren illegal kanabisten alıyordur. Ve o, e, o kanabis ticaretini sınırdan gizli kapaklı büyük çapta yapanlar devlete para verdiği için belki ilegalizasyonu geç tutuyordur. En ne azından ne diyorsunuz böyle peki? düşünce yani. Avrupa'daki iki insan olarak şeyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Zemur. O, o ne abi? abi? Oho siz ne biçim Avrupalısınız oğlum? Daha siz ülkenizin şeyinden habersizsiniz. Neler oluyor neler bitiyor. Zemur ne oğlum? Yeni Zemur ne cim, oğlum? Cinli? Aa, siz nasıl Avrupa'da Bana yeni ya? bir TikTokçu gibi geldi. Bu ne diyor oğlum? Bence bu Zemur diye bir şey yok. Bizi uyduruyor şu an. Test ediyor. Erik Zemur. Fransa'nın yeni aşırı radikal ve aşırı popülerleşen adayı ırkçı. Pezemek perif herif. İğrenç. Ya oğlum Avrupa'da onlar ayda bir, bir tane çıkıyor Ayda bir tane Erkisine çıkıyor. Bakacağız. Eee, appçine bakacağız. Evet, zemur. Etan e e, bu ama, ama 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 işte siz eğer mezarlıklara gelseniz bu şeyleri bilirsiniz. <laughs> Löpen, Fransa seçimlerinde şeyini azalttı, Radikalliğini azalttı, ırkçılığını azalttı, daha iyi parti gibi yaptı kendini. Şimdi zemur var. Zemur bayağı korkunç birisi. Homofobik okay. ee, ve adam. Daha önce insanları sevmiyordur. Ama işte ilginç bak adam bir Yahudi göçmeni. Zemur, Erik Zemur, Yahudi göçmeni. Bunun ötesinde şey falan Fransızlar çok tutuyor şey falan diyorlar. Zemur kesinlikle öyle şey birisi değil cahil birisi değil, çok akıllı birisi. Ve bizi Fransa'yı ve Avrupa'yı geleceğe taşıyacak diyorlar. Yani Zemur götünüze girebilir ikinizin. Yok şeyde vardı öyle bir adam. Ee, Hollanda'da vardı adını unuttum Tancan. belki sen hatırlıyorsundur. Ee, ha, böyle genç ölmüş yıllar ben. önce. Böyle çok Hollandalılar hatta biraz şeyle bahsediyor saygıyla bahsederler kendisi tabii. Abi kanka çıkıyor bunlar Avrupa politikasında kahverengi insanlar siktirsin gitsin kıtamızdan, Müslümanlar gitsin kıtamızdan falan. Böyle adamlar çıkıyor yani senede 2 3 hani bazısını tutuyor mesela Macaristan'daki herif tuttu. <gülüyor> yani <gülüyor> yapacak bir şey yok. Ama mesela e, Yunanistan'da çıktı Altın Şafak. Çıktı çıktı bir yeri kadar geçen sene terörist ilan edildi. E, şey buradaki alternatif für Deutschland var burada Almanya'da. Ee, baya kahverengi insanlar gitsin tarzında onlar da e, oy kaybettiler geçen seçimde e, yani kanka öyle oluyor işte çıkıyor zemur bunu zemur gibiler çıkıyor yani bunun programdan kovmuşlar lan Eylül'de bir tane Erik zemur Erik zemur inşallah sizi de sikecek kovacak ülkelerinizden Tabii. ama, kadar. ama ne kadar kötü niyetli bir insansın sen ya Yeter lan. Ben Niye? Burada te, çok tek başıma kaldım ben burada. İyice, <laughs> iyice, iyice Türk oldum ve sıkıldım yani. Burada kara paracılarla, dolandırıcılarla iş yapıyoruz anasını. Ben de sizin gibi. Oğlum, ben de Tancan sen önce... gibi senin gibi şey yapmak istiyorum böyle. Kanka artık bunları geçelim ya. Bu arada bir kurvaze konyak içer misin? Kurvaze konyak. Ben de böyle <laughs> olmak 2016, 2016 yazına flashback etmek istiyorum Tancan. Bu şimdi burada hüngür hüngür, bangır, bangır bangır ağlayan Mert Günhan. Benim yurt dışına çıkabilmemin tek sebebi olan çağrı merkezi işini o da başvurdu. O da ilk mülakata girdi. Hı hı. G G G G hı. hatırlamıyorum tam girmiş bir de hak kazandı Girdim. yani. Ben, geçme. ben ikinci, ikinci, ben okuydum ben. Bayağı hani şey kalmıştı. Ve, ve, vize, vize evet, çıkartacaktım. Yani kuyusuna kadar geldi. Sonra dedi ki yok ben memleketimde yaşamayı tercih ediyorum. Bu tercihinden bugün pişmanlık duyuyorsun. Bu benim kabahatim mi oğlum? Senin kabahatin mi Tancan? Yani adam seçimi seçimini yapmış lan yetişkin insan. Kişisel kararlar bunlar. bunlar. Oğlum. Kişisel kararlar kardeşim. Sen de gitseydin oğlum o yaz. Seninle eşcinsel evlilik yapsak ee, hmm. yani o, mesela yemiyor mu gelecekte falan? Oğlum onu ben düşündüm biliyor musun? O yiyebilir yani. bu evlilik yapmamıza gerek yok. Çoğu Avrupa ülkesi sevgililik sözleşmesi de kabul ediyor abi. Nasıl lan sevgililik Se Sevgililik sözleşmesi ne oğlum? İşte neyi kontrol edecekler? Yani şimdi ee, e, beni elizini, sikiyor diye mi? Yani. <laughs> <Ha, gülüyor> <aynen> abi <mazenizi. gülüyor> Yo yo bizim mazinizi. E, var ya mazeniz. 200 programımız yani. var lan. Yani Hayır, <laughs> bir sürü özel fotoğrafımız var. Yani özel de değil hani seks yaparken değil ama yani işte partilerken, Ulan ben lisan otururken. Ikinizin kucağına oturmuşum be, fotoğrafta. Ha, mesela o fotoğraf çok iyi fotoğraf. O fotoğrafı anne fotoğraf yani. annem gördü şey dedi. Oğlum bu ne demek falan dedi böyle gösterdi. Yani böyle kadın şey gibi bir şey bekledi yani. Hani ben bunca zamandır sizinle böyle eş, eş yani gaymişim de ben Yiğit Can'la. Hani böyle şey gibi hani söylemek istediğim bir şey varsa söyle falan hani gibi böyle. Bu ne demek falan dedi göster dedim. Arkadaşlarımın kucağına oturdum dedim böyle. He dedi e böyle mi oluyor artık falan dedi. Ben de dedim ki evet yani olabilir böyle şeyler. <laughs> Yok daha yani ok. sonra, yani abi Daha sonra şey Bunun falan dedim abi. Tancan ikna ederiz bence. Abi şey dedim Tancan evli zaten falan dedim yani açıklama yapmak için. <laughs> 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 daha bu benim için daha da kötü olabilir. Yani babam babam baktı şey falan dedi ha evli mi falan dedi böyle yani rahatladı gibi oldu. Ha evliyse okey yani. <laughs> ha, <evlis okay> yani. <laughs> böyle bir durum oldu. Bazen çünkü dönem dönem oluyor çünkü şey falan diyorum mesela ya işte bizim evin anahtarı Yiğitcan'da var falan diyorum böyle ya şey gibi oluyor evliymişiz gibi oluyor bazen anladın mı? <laughs> Abi işte o yüzden bence yedirebiliriz bir Avrupa hükümetine zorlasak ama işte e, ne soruyor ben süreci hakim değilim yani şey e, iki kişi tanıyorum sevgililik sözleşmesi ve evlilikle oturum izni almış biri sevgililik sözleşmesi biri evlilikle biri Danimarka'dan biri Almanya'dan ee, ama onlar genuine ilişkilerdi. o yüzden hani, şey, bir de o kadar o aşırı soramadım yani. Ya, story hani ne atarız. soruyorlar, ne yapıyorlar? Story atarız böyle e, şey. Işte, Ankara herhalde bir süre ikametimizin korku. beraber olmamız lazım. O yüzden benim de şu an bir yerde ikametim yok, o yüzden o zor. Ee, ama hani e, yani ne olabilir? Mesela Tancan e, yengeyi boşayabilir, senle evlenebilir, sonra geri yengeyle evlenebilir. <gülüyor> 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 Hayır, bak bir şey diyeceğim. Ben geleyim, <laughs> sen beni bir kere sık. Tamam mı? Ne diyorsun? Kanka <laughs> buna gerek yok bence. Yani... Ya, yapalım yani gerekiyorsa onu diyorum. Bir kere sik beni. ha, Göçmenlikten bağımsız olarak bu diyorsun deneyelim yani. Hayır hayır işte ben geleyim e otobüsle Atina'ya. Orada, tamam. böyle orada böyle beni sik falan story atalım işte şey falan diyelim böyle. Üf kocacığım çok kötü sikti beni falan diyeyim böyle ben. Kanka Story'de. bu e arkadaşlığımıza getireceği halelden endişeleniyorum. Yoksa gerçekten yani seks performansından yanlış şey olmaz Sonra espri falan yaparız. Şeydi oğlum krem sürseydin keşke biraz falan. Hayır, şakası, hayır. Şakası, şaka evet, evet, evet <laughs> ama bak ne hikayeler okuyoruz oğlum bu programlarda. <laughs> Şimdi yani ben sana bir rimcab yapma inersen ve ondan sonra mesela ağzına boktalı gelirse ne yapacağız? Arkadaşlarımız buradan nasıl dönecek abi? Ay. Çünkü, Çünkü yani bir, bir yandan da kanka evet kanka 15 yıllık arkadaşlığımız üzerine seks yapıyoruz anladın mı? Öyle vanilya seks yapamam bir kırbaç mırbaç falan bir şeyler sokmak lazım yani. O yüzden hani indiğimiz karakterimizin karanlık kuytu köşelerinden geri çıkabilir miyiz yani? Bana onu söylemen lazım şu an Ya yani sen girdiğin e, karanlık kuytu köşeden çıkarsan Bu arada evet can sungur <laughs> ve yakın evren can sungur Siz... ve yakın evren çekimizde şu anda. Hoş geldin. Hoş geldin ben. can. Meslek istiyorsan yine de gel kanka bu arada. E, bu, e, bu arada hatırlarsanız geçen programlardan birinde Mert Günhan demişti ki ben eskiden e, Yiğitcan Erdoğan arkadaşımı trollemek için aşırı ekstrem ekstrem şeyler söylüyordum. Yiğitcan çok sinirliyordu. Sonra bunların baş etmenin en güzel yolunun bir adım daha ekstremleşmek olduğunu fark etti. Ve böylelikle ben de bunlara karşı bir cevap verememeye başladım demişti. Bunun az önce canlı bir demonstrasyonu izlediniz sevgili Mert Günhan ve yakın arkadaş izleyicileri. Evet. E, aşırı ekstrem söylenen şeylere bir adım daha ileri giderek karşılık verirseniz bütün arkadaşlarınız eveler geveler. İşte alfalık, işte erkeklik. Bunu Şimdi fizikselde bunun fizikselde karşılığı, bunun fizikselde karşılığı Yiğitcanı beni tutup arkadan e, fortlama söylüyor. Evet, <laughs> evet. bunu da yapmıştım var. Hoş geldin Eray. Maalesef kültür grubuna gelmişsin. Destektir abi yapmak lazım. <laughs> Mert Günhan ve fazla yakın arkadaşı. <laughs> <laughs> Kanalın adını değiştiririz. Mert Günhan ve seks padisi. Mert Günhan ve şöyle böyle arkadaşı. <laughs> Mert Günhan ve durum karışık abi sormayın. Mert Günhan ve dom almış arkadaşlar. <laughs> <laughs> Hoş geldin Faruk. Nasıl bir örnek Mert abi ya. Mert olmuş 7 aydır üyeymiş Wild Culture. Evet. Hoş geldin tekrardan. Evet. Arkadaşlar biraz artık abone olan boncuk atan herkesten TC kimlik numarası istiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen gelip de saçma askerlik yaptı kağıdı. <laughs> evet arkadaşlar ya çok korkuyoruz. Form, form da olursunlar bence. Kanka YouTube'da böyle bir şey yok ki. O yüzden iyi ya. Daha yeni gel <laughs> geldi Bitboncuk falan yani Aldın mı? 2 ay mı oldu ne Bitboncuk geleli? Bir iki sene rahatız. İki ay olmamıştır herhalde. Türkler aynen burayı aynen. abuz etmeyi öğrenene kadar bir iki sene rahatız. <laughs> Kanka ya bilmiyorum. O da çok yani gerçekten e Kural gördü, ya ben böyle bir sürü yer seyahat ettim, bir sürü milletle tanıştım. Kural gördü mü ilk önce bunun nasıl etrafından dolanabilirim diye düşünüyor olmak çok <laughs> çok yerde gördüğüm bir hareket biçimi değil. Hoşuma da gidiyor bazen kanka yani. Ferman <laughs> şansa dağlar bizimdir etosu. Güzel yani, güzel bir etos. Bu arada Cansun Kurbe'ye yakın Efren kaçtı yayınımızdan görmüyorum chat. <laughs> Ki yakın arkadaşının... Dizi Kulaklıksız şey dinlediyse... ...planını e, duyduktan sonra... rahatsız oldu. Evet. Olabilir abi. Hoş geldiniz arkadaşlar programı Nasılsınız ya? Hoş bulduk ya. Nasıl olalım abi? Sen nasılsın? İyiyiz biz. Sürünüyoruz amına. Kanka güzel. Bugün verimli. Hoş bir gün geçirdim ya. Güzel bir Ekim sonu. Ne gibi abi? Ee, so abi bisiklet bindim. Ee, şeye gittim. Güzel. Çok tatlı bir kafe var. Şılır ee, Kis tarafında... ...diyeceğim. Hiçbir anlamı ifade etmeyecek de. Şey yakın. Temple of the Eski buranın ana havalimanını şimdi büyük bir parka çevirmişler onun yakınında. Sonra gidip o Temple of the biraz gezdim. İşte orada gittim kafeye gidip iş yaptım biraz. Güzeldi, verimli. Sonra eve geldim. Güzel şeyler izledim falan. Keyfim bir yerinde yani. Sen ne yapıyorsun Tancan? Ben de Ted Lasso izledim. Ha, Ted ne lan? Ted Lasso, Ted Lasso, hey, Ted Lasso, Ted Lasso. Güzel ya çok beğendim. 2. sezon 3. bölümünde. Ted, Ted Lasso'yu hepiniz izliyorsunuz galiba ben de gireceğim Ted Lasso'ya. Kanka ben dropladım ya işte anlattığım. Hatta Tancan, e, ben senin evde başladım Ted Lasso'ya, hmm. Senin de başladım. Hatırlıyor musun? Anlatıyordum evet, sana zaten. Evet 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 ee, senin evde başladım, çok sevdim ve sonra dropladım dizi abi. Bütün e, yani roller coaster gibiydi. Bütün duygusal <laughs> ilişkimi senin evde, senin koltukta yaşadım hatta. <laughs> Yarında Simba gelip gidiyor. <laughs> Güzel ya. ben beğendim. Bitiririm. Ben şeyde çok sıkıldım kanka. Yani yayınlardan spoiler olacak. Ted Lasso Herkes kendine mukayyet olsun. Dur kaçıncı ee, bölüm ama bu? E, ha senin yok. Doğru ben sana de, da spoiler olacak. Sana üçüncü da bölümdeyim daha sezon. O var. zaman şunu söyleyeyim kanka. Senin yine spoiler olacak da senin sana spoiler olmayacak şimdi. Şeyde ben bir tık uzaklaştım diziden. Amerikan futbol play yaptılar ya. Oyunu yaptılar ya. <laughs> maç. He. Yani o benim imajınımı kırdı. Dizinin ha. evrenine olan inancımı bitirdi o an ama, ama devam Çünkü abi, karakterler tat, aynen aynen karakterler tatlı. <laughs> hani futbolunu futbolunu ciddi almak da önemli bir artı değerdi benim için şey gibi. Anturaj izlerken biraz da şeyden izliyorsun yani Hollywood'un mutfağı hani falan havası var hani böyle işte set film çekimleri işte. bilmem Ama orada hani amaç burada... o, burada çok araç lan futbol. Ben şey gibi okudum direkt diziyi. Abi biz çok önemli. Kadınlarla ilgili hikayeler anlatacağız ya. bunu erkeklerin en yoğun olduğu yerde yapmalıyız falan gibi böyle bir ironisi var bence dizinin. Evet şey yok yok dizinin bir sürü zaten futboldan başka olayı vardı. benim hmm. biraz hani ben şeyi de sevmiştim. Yani ne bileyim abi işte İngiltere'de futbol takımı Anladım. biraz hani futbol takımı antrenörü olmak nasıl bir havası verebiliyorsa hani hoşuma gidiyordu o tamamen kopardı çünkü öyle bir şey hiç olmaz ya abi. Yani e, o Mordek'in çoğu olmaz zaten. <laughs> çoğu olmaz. Hayır zaten e, bak evet bir kere zaten onun futbol bu takımdan yeni yutulur olabilmesi için o takımın premierlik takımı olmaması gerekiyor. Hani şey olsa okey yani aldım. İngiltere 3. Lig falan bir takımı falan ama ee, hmm. işte en son bir tane olay var sen daha gelmedin. Geldikten sonra fikirlerini merak ederim. Benim dizi dropladığım yere iki bölüm falan var senin sanırım. Tamam. 2 bölüm 3 tamam. bölüm falan var. Tamamdır. Bu e, arada gerçekten Rebecca'yı oynayan kadın da inanılmaz güzel bir kadın ya. Yani gerçekten şeyim e, ablaymış kendisi aynı zamanda Game of Thrones'daki. Çok çok havalı oğlum kadın. İnanılmaz havalı yani. Geri hoş geldin Sungurcuğum. Ee, Ted Lasso evet yani çok iyi e, yazılmış çok akıllıca bir diziydi bir yere kadar. Sonra bir yerde ben çok sıkıldım. Sonra geriden dönemedim evet, oradan koptuktan sonra. Spoiler Olması diye konuşmuyoruz. Zaten şu an Ted Lasso programı değil bu ilişki nasıl kurtulup programındayız arkadaşlar. Vooo <laughs> wow. ee, Sesliye gel hikayelerim istiyorsan Cansungur istiyorsan sesliye gel. Tabii canım. Kapı açık kanka. Gününün sesliyiz. İstediğin zaman gel. Aynen. Ee, çok güzel hikayelerim var çocuklar bugün. Ee, Tarık Ali hoş geldiler. Ee, kategorileri veriyorum size. Başlıkları evet. yani daha doğrusu kategoriler. Paraşütlü evet. bir hikayem var. Ee, Redditli bir hikayem var. Ee, torbalı hikayem var. Taksili hikayem var. Jimnastikli hikayem var. Jimnastikli hikayem çok garip. Yani onu ben bilmiyorum ee, bilmiyorum. Okey onu onu sona, onu sona, bırakalım. Tancan sen seç ya. Ee, hadi Reddit'i ver. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle başlıyor hikaye. Sevgilimle 19 yaşından beri beraberiz. Kendisini aşırı seviyorum. Baya süper bir insan. İlişkimizin dinamikleri de baya iyi. Bugün bir şey oldu. Biz normalde birimizin telefonunu çok sık kullanmıyoruz ama kullandığımızları çok laf etmiyoruz. Bugün telefonumu aldı ve kullanmaya başladı. Bana Reddit'in ne olduğunu sordu. Ben de anlattım. Laf subredditler arasında e, dolanırken şu an içinde bulunduğumuz bu sabah geldi. Ben burada takılıp insanlara sık sık tavsiye veriyorum. İnternette tanımadığın insanlardan tavsiye isteme fikri sevgilime çok komik gelince burada benim verdiğim tavsiyeleri okumak istedi. İki saat boyunca yorumlarımı okudu. Bitirdiğinde canı çok sıkkındı. Ne olduğunu sordum ve bir anda çıldırıp bana verdiğim tavsiyelerin berbat olduğunu ve kendinden utanmam gerektiğini söyledi. Şaşırdım. Ben bu sabredikte sadece kendim de yapacağım şeyleri söylüyorum ve iyi niyetle tavsiye aramaya çalışıyorum. Sevgilim dedi ki tüm tavsiyelerim ayrılma üzerineymiş ve postu atan kişinin sahip olmuş olabileceği taraflılığı hesaba katmıyormuş. Örneğin bir posta bir yaptığım yoruma takılmış. O posta 9 yıllık sevgilisi tarafından ilişkinin başında aldatılmış bir adam vardı. Ve bu ikonda yalan mı ne bir şey söylemişti. Benim tavsiyem bir kere aldatan bir insanın bir daha değişmeyeceği, yalan söylemenin de aldatma kadar kötü olduğu yönündeydi. Sevgilim bu tavsiyenin kötü ve yanlış olduğunu söyleyince ben de onu aldatan birini niye savunduğunu, kendisinin aldatan biri olup olmadığını sordum. Bu onun canını daha da sıktı. Verdiğim başka tavsiyeleri de okudu ve hepsinde bana daha çok kızdı. Ona göre ilişkilere bakış açım bakımından düşündüğü kişi değilmişim. Bana göre ben yanlış bir şey yapmadım. Verdiğim tavsiyeleri gerçek hayatında da uygulardım. E, sevgilim ilişkilerle ilgili perspektifimi değiştirmem gerektiğini ve verdiğim tavsiyeler değişmezse ilişkimizin de yürüyeceğini düşünmediğini söyledi. Ben de beni ayrılıkla tehdit ederek davranışımı değiştirmeye çalışmasının manipülatif olduğunu söyleyip kendisini benzer bir durum yaşamış birine verdiğim reddet tavsiyesini yönlendirdim. Bu onu gerçekten sinirlendi ve söylediklerini düşünmek için vakti ihtiyacım olduğunu belirtip ihtiyacı olduğunu belirtip gitti. Bu biraz aptalca bir post oldu ama Reddit'in ilişkimi mahvetmesini Reddit'ten başka birine danışamam gibi geldiği için tavsiye arıyorum. Evet arkadaşlar. Bu Peki iş... benim en büyük kafamdaki soru şu. <laughs> e, şeyi de oku okuyacak mı de mesela? Bunu da okuyacak mı? Göstereceğim sonra demiş bir noktada. Şey aramız düzenince göstereceğim demiş. Sonra bunu sormuşlar çünkü sabredip de. Bunlar 19 yaşındaydı mı? Ee, 19 yaşından beri beraberiz demiş abi. abi seni Come on ya. Birbirinin telefonunu kullanmak nedir abi? Tabii ben, bir. Ben, or ben orada tükendim ben. <laughs> ben. Evet ben şey sormak istiyorum bu arada. <laughs> Kaç ayrılık kartı durumumuz nedir şu anda? Benim ya kanka. Var. <laughs> ayrılık kartı tamam okey. <laughs> Tancı'nın iki var. Sen geçen program kullandım attığım hadi sana da iki tane verdim. Ondan Bundan um, sonra her şey program resetlerim o. Ben tutamıyorum bunu. Tam tamam arasında. da ben burada ayrılık kartı dilenmiyorum. Hakkımı soruyorum. Yoksa yok da bana Allah tamam, Allah. Tamam tamam işte. Yok lan oğlum kimse dileniyorsun demedim. Manyak mısın? Nezinden sakin ol. Hayır. Ben anlamam lan. Bak şerefli Vay bir an. yayıncıyım lan. Ne dileniyorum da <laughs> dolandırı yeter lan. Bak çok hassasım bugün. gün. 5000 ayrılık kartı atıyorum sana. Yarısını <laughs> bak, Çok hassasım. Yüzlerine gelmek. <laughs> <laughs> Her gün yeminler ediyorum. Tamam <laughs> kanka, Bak, klas, bak. bak Hile hurda ulaşmış. olmasın kanka. Benim bir tanem var şimdi. <laughs> Tamam, hakem hakem benim kanka ben şey yapıyorum burada eksekutif bir karar veriyorum. İkiniz de de şu an ikişer tane ayrılık kartı Bundan sonraki programlarda ihtilaf olmaması adına herkesin herkes birer taneyle başlayacak. Her tamam, çet tutun şunların şeyini ya. Aa, ee, ya tutmayın, tutmayın. <laughs> Onlar tutmuyor, biz de tutmuyoruz. Uğraşmayın işte. Demek önemli değil. iki tane ayrılık kartınız var. Go arkadaşlar. Reddit <laughs> dünyanın en meta hikayesini okudum size az önce. <laughs> <gülüyor> Reddit'teki <gülüyor> forumda konuşulduğu için konuşulduğu şeylerden dolayı kavga yaşamışlar. Onu Reddit'e anlatıyor. Biz de şu an Reddit'te konuşulanları konuştuğumuz <laughs> programımızı konuşup bu konuya tavsiye veriyoruz. <laughs> Sekiz katman <laughs> var hikayede. Ya Tanja ne diyorsun? <laughs> Abi işte yani daha birbirinin telefonunu kullanmak ne orayı aşamadım ben. Böyle oturuyorsun Hı -hı. evde mesela. Hadi biraz senin telefonunu kullanayım. <laughs> bir şey Ne olur mu? Ne saçma ya bir şey Ya hayır. Hayır şey galiba yani hani o kadar birbirimize açız ki e, kesinlikle şey yapmıyoruz. Hani ayırmıyoruz falan böyle. Hani bilmiyorum hani öyle çiftler olur ya. Birisi mesaj açırken diğeri de bakar. işte böyle telefon masadayken asla ters dönmez. Ee, işte ne bileyim Aa, öbürü açar var, biraz. Mesela ben şey falan görüyordum. Dur biraz senin Instagram'ına bakayım falan deyip de böyle onun feed'ine bakanlar bazı ilişkilerde olur. Ee, bir de burada Reddit gösteriyor. Evet. Öyle bir evet. durumda var. Evet. Yani evet. mesela ben şeyi çok iyi hatırlıyorum. Bir kere bir yolculuktaydık. Otobüs yolculuğu bir sevgilimle. Ee, şey olmuştu. Ben kendi o zaman eski bir Instagram'ım vardı. Bu 5-6 sene önce olan olay. Kendi Instagram feedimi bitirmiştim. Onun Instagram'ına bakayım. Versene biraz senin Instagram'a bakayım. Değişiklik olsun falan demiştim. Ee, Peki baktım. bunu derken konuştum. Günhan elini vicdanına koy. Temiz bir ve dürüst bir oyuncu olarak bana bunu söyle. Evet. Ee, Feedinde hangi kimleri takip ediyormuş etmiyormuş falan diye küçük bir info almakta motivasyonu var mıydı? Yoktu çünkü yanımda ya yani otobüsteydik yani oturuyorduk. O da benimle birlikte bakıyordu yani hani şey gibi değildi. Ee, ben alıp ayrı bir şekilde bireysel olarak bakmadım. Beraber feed bakıyorduk. Ben onun telefondan bakmıştım yani. Ee, ama tabii şey falan gördüm. Ha bu kim falan diye soruyordum arada. Ee, oluyor. şey hissiyatı oluyor. Kim lan bunlar? Tanımıyorum bunları. Hmm. <laughs> Oğlum Bora kim lan? Falan oluyor. <gülüyor> 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 Nereden çıktı bunlar falan. <laughs> Tabii ki bütün sorularımın cevabı da şey gelmeye başlayınca bir tık rahatsız oldum. Ya o gay zaten aşkım. Ya o da gay. Ha. Bu da gay. <laughs> Aa, Allah Allah. Peki, be. Bütün burada... LGBT kız arkadaşımın telefonundaydı yani. Biraz da homofobikmiş yani. <laughs> Şöyle. Allah Allah. He? Ee? Niye lan? Ha? Niye lan? Kız yüzünde Niye açıklıyor ki bunu? O birisi ise birisidir. Ben... Ya. Ben buna ya. Tamam. Allah Allah. Uno, <laughs> Uno universe. falan mı desek buna bu farklı bir kategoride bir denyoluk gibi. Ama abi bak bu... hayır şöyle yani bir savunmaya geçiyor bunun üzerinden. Bu bana saçma geliyor yani. E, bu zaten ondan yani, zaten zaten şüphelendim ya, zaten What? ondan şüphelendim ya. Evet efendim. evet. Burada bak, buradaki savunma o çok saçma çünkü şey ya abi, yani bir kere zaten hani Instagram'dan takip ediyor o hani G olmasa ne olacak? İşte Instagram'dan bakıyorum yani ne he, hani ne yaptık yani aldım mesaj mı gördüm, ateş mi atmışım hani bakıyorum Hı. yani instagramda Herkesin Instagram'da göz hakkı var artık 21. yüzyılda. Burada hikayede ama şey gibi durum var abi. Adamın ilişkiler hakkında verdiği fikirleri okumuş dedi. ...ve onlara katılmamış... ...o biraz daha valid yapıyor mu sizce durumu... ...şikayetini kızın... ...yani şöyle ilişkilerle ilgili bir... iş ...senin belirli oturmuş yaklaşımların var... ...ve bu yaklaşımların benim ilişki... ...şu anda içinde bulunduğumuz ilişkiyle ilgili... ...güven vermiyor kısmı... E, ...yani insanı kıllandırabilir ama... ...zaten bakmaman lazım anladın mı? ...başta yani... ...çünkü insanların genelde verdikleri fikirler... ...kendileri dışında oluyor vakumda kendileriyle ilgili belki böyle yapmayacağı bir şey dışarıda söyleyebiliyor. Kel ilaç meselesi. Böyle yani. dememiş ama. Hikayede. O da evet o Bunlar işte zaten benim gerçek hayatımda yapacağım şeyler diye anlatıyor. Ama ama bizim ilişkilerimizde böyle sorunlar olmuyor hani olsa demek ki yapam yapardım. Anıma yapmamış falan gibi. <laughs> <de> ben... <laughs> bu, bu hikayedeki en sevdiğim kısım e, kızla alakalı şeyi yapması abi. Kızın bir hareketini Reddit'teki bir posta benziydi. Bak ben bu konuyla ilgili Reddit'te daha önce yorum yapmıştım diye oraya <laughs> yönlendirdiği kısım benim favori parçam bu hikayedeki mesela. Yani <laughs> işte şey, başına gelmiş evet. şey ben bak bu durumu Reddit'te şikayet ettim. Evet hali hazırda menü sunmuş böyle. Bak benim yapacağım hareketler önceden <laughs> belirli falan gibi yani. Ben açıkçası bir şey diyeyim mi? Ben bunu biraz dürüst buldum ya. <laughs> Buyur benim internet davranış portfolyom gibi değil mi? Evet e evet. De yani. abi. Ekran kullanma süresine falan da baksın da hani sıkıntı olmasın. <gülüyor> <gülüyor> Hatta bu... YouTube'un içinde kaç dakika video izlemiş yani. onlar var. Yani hepsine baksın evet. bence. Yani bu, bu olayın tabii ki böyle inanılmaz derecede toksik olduğuna katılıyorum ben. Hani kesinlikle şey değil. Çok sağlıklı bir ilişki vardı diye diyemeyeceğim. Ee, ama buradan nasıl bir çıkış olabilir diye düşünüyorum. Yani Abi bilmiyorum ben. Oğlum bir, bir kere o hesaplara bakıldı mı zaten? Oradan bence orası bir gayya kuyusu. Yani şey olmayacaktır yani. <laughs> bir daha böyle oradan dönüş olmayacaktır. Ya aşkım tamam bir kere baktım bak hep şeydir yani. Bilmiyorum ben bunu bir kere yaşadım bir daha da yapmadım. İlişkide bir kere sevgilinin telefonuna bakma eşiği diye bir şey var. Güvensizlik seviyesi belirli bir noktaya karşılık insan artık sana hiç güven vermiyorsa ve böyle sen de o güvensizlik limbosunda parçalanıyorsan en sonunda böyle o sevgili tuvalete gider ve o telefona bir şekilde bakarsan bana bir kere oldu bu hayatımda ve gerisi geldi yani o ilişkimde, o ilişkim dahilinde bu da benim telefonuma baktı daha sonradan. Ya yani o güvensiz, o güven anlaşması bir kere bozulunca bir daha oradan dönüş olmuyor. Ee, ben bunu kendim kişisel olarak yaşadığım için ben buradan ayrılın kartımı kullanacağım erkenden. Burada bir çıkış, hmm. ben burada bir çıkış görmüyorum çünkü yani hani. O şöyle bir açıklama yapsaydın ya ya işte Cene bu kim aşkım o da orospu çocuğu bak annesi de Red Light'ta çalışıyor. <laughs> Onun da var. Bak falan diye. <laughs> bence böyle bir şey yapabilir misin? Kurtarırmış şey yani. Yani bilmiyorum bu, bu bence bu kurtarmaz ya ama yani. Ben kullan benim, kullanacağım. Ben akşamın ufkunda dedi ya Günhan. Abi benim ha. ben çözüm buldum. Ee, Neyi? Tavsiyem gidiyorlar abi. Biraz Annesini siksin diyecek. Ha, yok. yok yok birer Blackberry alıyorlar. Tuşlu. Hiçbir ha. şeye bakamıyorlar abi düz. Ha. Niye daha geriye gidelim? Nokia 60 660, 660. Ya o da çok ilkel. Yani ne bileyim BlackBerry'nin böyle hala fazla akıllı olmayan ama biraz daha geniş ekranlı tuşlu telefonları hmm, vardı. Abi, annelerimiz yani. de akıllı telefon kullanabilsin diye yapılmış. Aynı, aynen aynen ha ha ondan işte aynen. Tamam. Böyle bir okay. şey alsınlar. Sen, Bu ilişki <laughs> kurdu. teknoloji teknolojisi fazla geldi. Biz sizi tabii, 10 tabii. yıl geriye gönderelim. Aynen bunların aklına çok gelmiş abi. Bunların kafası çalışmıyor. O yüzden e, tuşlu telefon öneriyorum kendilerine. Bu ilişki kurtulur. Kanka bu e, Tancan bu iki tarafa da gıcık olduğun gibi hissediyorum. E, evet. E, default olarak şeyden değil mi? Telefonlarını paylaşıyor olmaları seni göre... Aynen, <laughs> aynen. Şey olarak, mobil olarak <laughs> sebebiyet <vardı>. verdi. Evet. <laughs> Helal. <gülüyor> <laughs> bir de yani bak ileriye de gidemiyorum zaten e, gaza gelmiş bir de yok işte aldatan birini niye böyle yazdım bilmem ne diye. Yani belli ki salak e, iyice daha telefon kullanmaya devam etse iyice batacak. Hani ilişki kurtulsun istiyorsa geçsin tuşlu telefona rahat etsinler. Peki çocuk kredit kullanmayı bırakmalı biraz? Ee, yok, mesin ya devam etsin ya. evet abi evet. Ama. Ya ben... Nikini değiştirsin. Yani bence çocuğun internet alışkanlıklarında değişikliğe gidecek bir şey yok. Sadece bir kere bir sonraki ben ya yani bir sonraki ilişkisiyle ilgili diyorum. Bir sonraki ilişkisinde böyle hesaplara girmesin abi. Yani bir insanın anonim hayatı vardır ve de gerçek hayatı vardır. Anonim hayatta gerçek hayat mixlenirse kötü sonuçlar duyurur. Ben mesela o yüzden peşinen e, sevgilime şey diyorum. Aşkım diyorum benim porno hayatım bambaşka bir şey. Bak yani ben bunu ayırıyorum. Benim porno hayatım başka. <laughs> Orada hentayiler, tentakıllar, milf'ler yani işte garip faktap grup seksler bunlar var yani. Monster porn'lar falan bunlar var yani. Hani bu, 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 bu günü gelir de bilgisayarımda böyle şeyler görürsen boş var yani bunları. Bakma bunları. yani. bunlar benimle alakalı şeyler Onlar anonim Mert'in işi. O yüzden e, anonimite ve şey ayırtmak lazım. Hiç de göstermemeye lazım. Doktor Jekyll yani. ve Mr. Hyde gibi diyorsun. Evet, Dr. Jekyll ve Mr. 31 gibi daha çok. Aynen. Bu arada e, bir şey de söylemem lazım abi. Bu e, hikayede benim e, bir yandan da şöyle bir e, ekleyebileceğim bir şey var. E, bu Sabredit'teki yorumlar, ya yani iki tane Sabredit'i kullanıyorum ben bu program için. Relationships, bir de Relationships Advice tamam mı? Hı -hı. Bir tanesi daha popüler, hep karıştırıyorum hangisinin olduğunu. Ee, ama oğlum ben bu, bu formata spesifik olarak ayrılık artı konseptini e, bu septen ekledim. O Orada çok harcıyorlar acı ilişkiyi. Bütün yorumlar bitir git. Çünkü bekara karı boşamak kolay ya. Evet. Literally bu ya. Yani. Hı -hı. Ee, ama o, e, ve yani biz böyle yapsak olmayacağı için hani zaten program öyle bir e, for şeyimiz var ama o sabrette öyle bir şey de var. Öyle bir mob mentality de var yani aldın mı? Hani ee... tırpanlarıyla bitirdiler ilişkileri falan diye bağırıyor devamlı. Evet ama bak mesela ben hani bunu anlıyorum. Ee, ben şey konusunda da biraz öyleyimdir. Yani bazı red flag hareketler vardır. O red flag hareketlerden sonra ilişki dönmez. O kendi ilişkimde de bunları yaşadığım zamanlar direkt e, bu noktaya gidiyorum yani. Hani oturup karşıma ya bu noktadan sonra ben döneceğini sanmıyorum. Aydınlalım diyorum. Sen beni biliyorsun zaten. Ben böyle çok arkadaşlıkla bitiren birisiyim. Ee, Hı -hı. Hani ben o internetteki tipleri yaptıklarını gerçek hayatta da yaptığım için o atıyorum bu ayrılık kartlarını yani. Gerçek hayatta da uygulayamıyorum. Bizde R yok, bilader. Sik Sikiş var. <laughs> Delikanlı gibi. Delikanlı gibi. Amına neyse. <laughs> o şeyden tırsıp şey olabilir ya aklıma geldi işte benim de. Yani e, ilk e, yorumları okuduktan sonra bütün hani ilişkileri böyle ay bu işte, evet manitan bok gibi. Çünkü şey demiş hakikaten. Bir sürü millet şeyi anlamıyor. Ya oğlum anlatan kişinin belli ki bir, yani taraf burada. Hani e, bazı postlar, yani biz asla pro, ben asla programı onları almıyorum. Günhan yani da göte onları almıyor. Çünkü onlar şey çok bariz oluyor ya zaten. Günhan e, sen de götte hikaye toplarken görüyorsundur. Karma toplama yani, sempati toplamaya gelmiş ve inanılmaz ha taraflı bir hikaye anlatıyor. Yok. Hani sonra şak şakçılar geliyor, haklısın evet. abi evet. falan oluyorlar. Sonra herkes işte yani sonra sökülüyor, yok dağılıyor falan. Ya benim o, bir benim götte hikaye alma kıstasım şey. Mutlaka şey kalıplarının olması lazım. Onlar çok alıcı. I am not a racist but ya da işte <laughs> I am not a homophobic but falan. Bunlar iyi hikayeler oluyor genelde. Ama kesinlikle mesela şey diye filtrelemiyorum hikayelere bakarken. E, bir kötü karma alanlar var, bir de iyi karma alanlar var. İşte genelde şeylere bakıyorum ben. En çok yorum alanlara bakıyorum. E, yorum, hmm, alanlar... güzel, evet, yorum alanlardan mutlaka şey çıkıyor. Yani ya ırkçı ya da fucked up seksüel bir şey çıkıyor yani. Oğlum bu e, şeyde e, ben ilk MIT El Sol Sabriyeti e, yükselmeye başladığı zaman daha böyle tam yani böyle orta seviye falan tamam mı? Hani böyle ilginç bir şeyler dönüyor. Hakikaten böyle gri alanlı hikayeler geliyordu. Sonra nerede dedim biliyor musun? Bu a okey şey oldu. Artık hani bu, bunu en popülerden bakmayacağız. Günün önünde iyi bir yorumlardan falan bakacağız bu sabriyeti. Bir post geldi abi. Post şu. E, annem babam bana çocuğumu bıraktım, bebeğimi bıraktım. E, baksınlar diye yanında esrar içmişler e, ben de size bir daha bebeğimi bırakmayacağım dedim bana aşırı işte davrandığımı söylüyorlar. ben göt müyüm? oğlum değilsin lan manyak <laughs> tabii ki değilsin yani akli dengesi yerinde olan hiçbir insan yani çocuğum benim benim yani sabit sübyan bebeğimin yanında esrar içtiler Hani Bunu bir daha bunun yanına yani. vermek istemiyorum diyen bir insana haksızsın. Biraz da alan tanımalıydın demez lan zaten. Belli ki sen buraya şey toplamaya gelmişsin. Moral toplamaya gelmişsin herhalde. <laughs> Millette veriyor falan. O arada... millet şeyde deliriyor. Da. Çocuğuma gofret vermiş annem. <laughs> bir daha vermeyeceğim falan. Orada <laughs> deliren var. Esrar artık oha yani. <laughs> Bu arada buradan e, şeyde bir duyuru da yapmak istiyorum. Şey çok hoşuma gidiyor. E, bizim Discord'da da var. Bana özel mesaj olarak gelen de var. Bu bu işte bing ve bhgb gibi formatları insanlar böyle bunu oynar gibi kendi aralarında oynamaya başlamışlar bizim Discord'da seslere girip yapıyorlar mesela kendi hmm. aramızda bhgb yapıyoruz falan gibisinden bu benim çok hoşuma gitti biraz da bu kültürü yaydık gibi hissediyorum Türkiye'de ee, hani bildiğim insanlar bir araya gelip eşiyle dostuyla bira içip bhgb yapıyorlarmış güzel çok Güzel, iyi. Evet. Bunun yani ya benzetmenin evet. spesifik bir sebebi var mıydı abi? Yoksa yani aklına bir oyun gelmedi. Aklıma masaüstü oyun gelmedi. Ee, <gülüyor> neden? <gülüyor> Beğenmedim mi verdiğim örneği? Nedir yani? Yok hayır yani yapısal ve kuralsal olarak hiç alakası yok Uno öyle ya. Hani, ne alakası ya, alaka tamam. Yani Monopoly arkadaşlar yapılan bir şey. Tavla da diyebilirdin. Tavla olsun, monopol olsun nedir? Yerli ve milli değil diye mi yani şu anda bu tepkin? Allah Allah. Nasıl yapıyorlar ama çok... onu anlamadım. Uno deyince benim de kafam kaçtı. Çay yok. Aynısını yapıyorlar herhalde. Evet aynısını yapıyorlar. Ha, işte. Anladım mı? Bunları bir yok. Yok <laughs> abi ben hani bizim <laughs> konuştuklarımızı mı onlar yorumluyor da bizim ta yorumlarını yok, mı tahmin yok. ediyorlar falan. Kendileri bir tane Game Master oluyor işte hikaye seçiyor. Ee, hazırlıyor Game Master. Game Master aynen. Ee, şey hoş kafalar kanalına hoş geldiniz. Ya evet. da öyle bir şey. Bu <laughs> hoytol. <laughs> <laughs> evet, arkadaşlar böyle evet. böyle komünistler varsa çete yazın. Bakın mesela şu an biri yazdı. Pazar pazar DC'de İngilizce bing yapıyorlarmış. Ha, evet, evet. Gogo -go yani Birbirinize toplanın yapın. Bizim rızamız var bizim için problem yok. Evet. Neyse yani Türkiye'ye bu kültürü getirdik kardeşim. Yeni bir şey soktuk bence. Evet evet bence de. Hatta bu arada kendi aranızda yaptığınız bing bhgb'lerin kaydını YouTube'a atmak isterseniz bu da benim için okey. Tancan için nasıl bilmiyorum ama. Okay, biz de etiketleyin, okay. biz de dinleyelim yani. Okey canım aynen. Evet e, dört tane hikayemiz kaldı çocuklar. Yes. E, programın başındayız maşallah iyi başladık. Bir paraşütlümüz var. Bir tane torbalığımız var. E, bir taksicilimiz var. Bir de jimnastiklimiz var. Abi sen şey hangisi için demiştin? Jimnastikli için mi demiştin? Yani jimnastikli de bir psikolog bir andiklik var. Ben emin değilim ne oluyor hikayede. Ver bakayım jimnastiği. Veriyorum abi. Bakalım hmm. yüzleşelim yani. Sade'de olabildiğince çabuk gelmeye çalışacağım. Sevgilin ve ben lisedeyken tanıştık. Üniversitenin son yılınları çıkmaya başladık. Lisedeyken yakın arkadaştık ama üniversitede aramız açılmıştı. O başka bir şehirde üniversite okumaya gitti. Ben de şehrimde kalmıştım. Sonra geri taşınınca takılmaya başladık ve bayağı iyi anlaştık. Üniversite benim için epey zordu. Çünkü annemi kanserden kaybettim. Sevgilimle de iletişimi zaten o zamanlar tekrar kurmuştuk. Ee, bana ulaştı, benle konuştu, hatta beni görüp cenazede yanımda olmak için şehre geri geldi. Ee, o sıralar hayatımın en zor günleriydi ama ikimizi de birbirimize yakınlaştırdı. Eee kariyerime de çok destek oldu. Hep bana çok iyi tavsiyeler verdi. Yani yaptığı onlar sürprizi saymıyorum bile. Eee Geçenlerde 6. yemeğimizde söyledi, 6. yıl dönümü yemeğimizde söylediği bir şeyi unutamıyorum. Ee, bana dedi ki, bana çıkma teklif etmesinin sebebi lisede de jimnastikçi olmamış. Bunu söylerken suratında bir sırıtma vardı. Ee, hani annemin vefatı bana ulaşması için vesile olmuş ama zaten lisedeyken de jimnastik fotoğraflarına bakarak kendi düdüğünü öttürüyormuş. Çünkü kostümler güzelmiş ve ücretsiz porno gibiymiş. Ee, şakayla, şakayla karışık bir şekilde erkeklerin jimnastik izlemesinin de tek sebebinin bu olduğunu söyledi. Duygularım incindi. Ee, bana bunu niye söylediğini sordum. Ee, kafasında birkaç kink olduğunu söyledi ama sormaya çekiniyormuş. Ve esnekliğimin de eskisi gibi olup olmadığını bilmiyormuş. Ee, i̇lk başta kafasında kurduğu şeyi bulamadığını da söyledi. Ben de böyle söyleyince iyice kendimi aşağılanmış hissettim. Gelin görün ki bu konuda rahatsız olan sebebim bu değil. Bizim 6 yaşında bir kızımız var ve kendisi jimnastiğe gidiyor. Gitmesini de sevgilim istedi. Aşırı mı tepki veriyorum bilmiyorum ama düşündükçe kendimi daha da kötü hissediyorum. Ya hala jimnastiğe bakıp düdüğünü öttürüyorsa, sporu tümden böyle görüyorsa kızımı oraya götürüp izlemesiyle rahat değilim. Kendi kendimi abartıyorum diyorum ama bir yandan da korkularımı sadece umarak uzaklaştıramam. Bu yüzden yazıyorum. Bu hiç onun karakterine dair bir hareket değil. Daha önce King lafı falan da açmıştı yoktu. Onu da söyleyeyim. Hep bana karşı cesaretlendirici ve saygılıydı. Evet şakalar yapardı ama bu beni çok rahatsız etti. Korkuyorum, yalnız hissediyorum ve net düşünemediğim için tavsiye istiyorum. Yani evet arkadaşlar bu ilişki nasıl kurtulur? Benim iki sorum var. Şeyi e, tamamlamadım. Bunlar sevgili mi evli mi? Abi 6. yıl dönüm sevgilim diye identify etmiş evet. Alt o zaman çocuk var bu arada? Çocuk başkasından o zaman. Abi o yani ben de hikayeyi okurken bununla ilgili net bir karar kanaate varamadım biliyor musun? Ama sanırım değil. Aur falan Çocuğumuz var. Yani biyolojik vardı. olarak yani evet beraber co-parent özür dilerim çok ince konuşuyorum. Çok kusura bakmayın. beraber ebeveynlik yaptıkları belli dilinden ama biyolojik olarak paylaşıyorlar mı çocuğu belli değil. Öte yandan ben bu hikaye belki ikinci sorunda budur kanka preemptif olarak <laughs> özür dilerim. Önden e, cevap ne kadar göt gibi değil mi bir de böyle özür dileyip yapıyor. <laughs> e, önden cevap vereyim. E, sıçrama çok ağır değil mi bu hikayede? Ben bu hikayedeki bir dandikliği bu buluyorum. Yani, i̇kinci, Evet bak ikinci sorum da şeyle alakalı. E, kendisi mi şey yapmış çocuğu jimnastiğe verelim demiş. Ya evet de Ha. Ha. şimdi evet iki er tane er fact var bu adamın. Erkek gibi. mi demiş yoksa ben zaten hali hazırda gönderiyordum. Er Veratsız mı şu anda durumdan mı? Kanka jimnastikle ilgili e, erkek karakter yani sevgili karakteri eee Şevkli yani evet evet yazdıralım kız gibi olmuş. Hmm. Ama hani onun fikri miydi, çocuğun fikri miydi, okulun fikri miydi, annenin fikri miydi belli değil. Okay. Ama e, Şevkliymiş. da bu karakterle ilgili bize sunulan iki detay e, jimnastikçileri seksi buluyor. Ve kızını jimnastiğe yazdırmak için hani, heves göstermiş. Ee, o, bu ikisi arasındaki köprüyü kurmak da yani bilmiyorum problematik. Ee, şöyle ben şimdi bir step by step gideceğim konuyla ilgili. Hı -hı. Ee, lise fantaniz var mı? <gülüyor> <gülüyor> ne? Lise, lise kostümü. ya şimdi ha. şöyle abi biz lisedeyken nispeten biz daha böyle şey şey senesi senelerinde lise okuduğumuz için. Daha layık Daha, daha lise okuduğum için o zamanlar tabii böyle işte dar gömlekler, işte eee pileli Pilili etekler, etekler. aynen yani böyle işte seksi çoraplar falan bilmem ne gibi ee, hikayeler vardı yani. Ben açıkçası lise arkadaşlarıma çektiğim 31'in adını unuttum yani. Hani kaç tane kim neler neler yani anladın mı? Ama o ya yani o zamanlar öyle öyle bir ortamdaydım. Şimdi bu konu bu konuda birlikte miyiz? Liselileri seksi, liseli kostümünü seksi buluyoruz konusunda. Evet, lise liseli kostümünü seksi buluyor muyuz? Liseleri değil, lise liseli kostümünü. Evet, kostümü evet, aynen o ayrım yapmamız önemliydi. Kostümü evet, <laughs> evet e, lise çağındaki şeyler artık bana gerçekten bitki falan gibi geliyor. Hiçbir tabii. şey yani inanılmaz. Tabii, böyle, tabii, 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 tabii. tabii. falan böyle tabii, şey tabii. Yani gibi. Ya yani. bana bana direkt şey bile, İletişim yani, iletişim bile kurulamayacak e, gibi geliyor yani. Aynen, aynen. Yani, i̇nanılmaz distancelayalım diyelim kendimizi bu konudan şu anda. İnanılmaz diyelim. Ee, Yok neyse. oğlum gerçekten. Doğru. Öyle öyle. Şey aldıkça tabii, tabii. Ya ben böyle ya mesela gerçekten 12-13 yaşım altındaki insanlarla konuşamıyorum. Yani tabii. sen böyle şey gibi oluyor. Ne diyorsun Sen ne diyorsun acaba şu an? Tabii. <gülüyor> Tancan <gülüyor> an liseli kostümünü seksi buluyor musun Tancan? Bizim okulda iyiydi bayağı ya. Evet cidden. evet evet neler neler. Şimdi. Yani ama o dönem şey abi biz hormon olarak düzgün insanlar değiliz ya yani o gün orada liseli kostümü mesela bugün başka bir şey olsa hani etek gömlek değil de yine bence seksi gelirdi yani tabi ee, şey soru soruyorum şimdi size ee, sevgiliniz Çok. ya da ya, sevgiliniz falan Tancan evli diye hiç girmeyeceğim hiç sana soruyorum bu sorumu o yüzden ee, <laughs> bak girerim ha gir gir, gir. tam peki Rahat İçindeyim nasılsa. <laughs> Allah Allah. Okey güzel bağlantı. Tam şöyle öte giren girmiş abi sen de bize gir. Vay Oo, olacak, olacak olacak olacak. 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 <laughs> evet fakirlik ha, fakirlik ne kadar güzel değil mi? Fakirlik <laughs> ne kadar güzel değil mi arkadaşlar yani? Ben sen ne soracaksın Yunan? Koltuğumuzun ucundayız bekliyoruz ya. <laughs> abi şöyle işte bir gün işte geldiniz evinize falan e, ya da işte tamam. whatever. Birdenbire eşiniz, sevgiliniz ya da whatever'ınız geldi işte şey yapıyor böyle zil çaldı falan diye böyle birdenbire giriyor size güzellik yapmak için liseli kostümü almış. Ee, bu fikre coşuyor musunuz? Abi liseli kostümünden kastın dar gömlek ve pireli etek ve kilotlu çorap olduğu için evet. Heh. Liseli konteksti e, e, gerek ben geri, liseye geri dönmek istemiyorum o yüzden benim hoşuma gitmez o ama ya bu kostümler ki... benim için daha hala seksi. Tabii ki çıkartıp orada seninle beslenme çantasında yemek yemeyecek yani. <laughs> Öyle bir şey ya da Evet yani. <laughs> Ya da Mahmut Hoca <laughs> role play. Falan yani anladın mı? Evet ya da gel söyle geçeçelim yemeyecek falan ya. Yani. Aynen aynen. Evet, Ay yani bu buna saç çekiyormuşsunuz, çektirtmem. <laughs> okay, şimdi buna buna okey'siniz değil mi? Hı hı. Ya yani, ben gün, evet Yetecan aynı fikirdeyim. Yani context olarak değil de evet kostüm olarak. Tabii aynen yani okey. Zaten okay. olur yani. E şimdi e, diyelim o zaman bu örneği bir de şey ekleyelim lise çağına giden de bir kızınız var lise giden bir kızınız var. Hı hı. Evet. Heh tamam. O şimdi zaman ya... hayır biliyor musun? Ha yani e, bu bir şey değiştiriyor bu... mu sizin için? E, tabii bence değiştirir. O an evde bulunuyor falan olması bir değiştirir yani. Ya diyelim ya ben bir, bir kere bir hafta şey evde yok bir, bir hafta evde de yok, yok diyelim. Abi bak benim başıma gelmedi bu durum ama şuradan empati yapıyorum. İsmimi vermek istemediğim bir arkadaşım. İsmimi vermek istemediğim sebebim de şu. Bir e, cinsel birleşim esnasında işte sevgilisiyle roleplay yaparlarken sevgilisi roleplay'in ucunu kaçırıp kendisine abi deyince kendisinin de bir <laughs> küçük kız kardeşi olunduğunda aşırı seksten soğuyup bir anda uzaklaşmış ortamdan. Bunu anlatmıştı bana böyle bir hikaye. Abi, ee, hani şey, gibi, abi böyle de olmaz bro, ki hani böyle <laughs> bu. Anladın mı? yani anladın mı? Dilin lisanın bağlamının anlaşılıyor ki öyle bro hani kanka abi, hacı gözüme dayı, gibi, abi, gözüme geldi, ya falan değil, gibi değil Abi yani. falan gibi anladın mı? Hani büyük kardeşim hani aynı okay. babayı paylaştığımız okay. gibi. <laughs> ben bunu neden <laughs> anlattım? Ben bunu neden anlattım? Onu söyleyeyim hemen size. Ee, ben bunu şu yüzden anlattım. Bu gerçek anlattığım şey şöyle bir yaşan, şöyle gerçek yaşanmış bir öykü. Konuşamadım. Benim bir tane arkadaşım var ve vardı yani eskiden e, hala arkadaşım sadece görüşmüyoruz e, işte bir tane şeyle beraber oluyor bir sevgilisi var böyle o döneminde çocuğun kendisi 26-27 yaşındaydı falan olay olurken sevgilisi de böyle 40-45 yaşında falan bir şeydi e, ve lise çağında kızı vardı e, lise fantezisi yapıyorlar ve bir noktada böyle şey diye çocuğun içinde bir kurt düşüyor şey diye soruyor. Burada yani çok da böyle ufak tefek bir kadın falan şey de değil yani hani böyle e, bunu bu detayı şu yüzden veriyorum. Kostümü nereden buldu diyor. Kızımın diyor. Okey. Ve olay, ve olay tamamen bitiyor bunun üzerine. Yani orada yok abi diyor ben zaten şey oldum falan diyor. Neyse demek istediğim şey şu. Orada mesela şimdi ortada böyle bir şey varken hani galiba insanın kafasındaki konteks değişiyordur herhalde. Yani eee yani 6 yaşında kızı jimnastiğe gidiyorsa kendisinin hala jimnastik kostümünü seksi bulmuyor olması gerekiyor mu diyorsun bu karakter için? Gerekiyor yani, mu ya da ya da işte mesela o noktada siz işte eşinizle böyle bir fantezi yaşadınız, sevginizle böyle bir fantezi yaşadınız. Daha sonra şöyle dedi. Ya dedi sen bunu seviyorsun ama benim işte bizim kız da liseli dedi. Yani bu association'u kurması ve bundan rahatsız olması çok bu tuhaf. Yani bir de şöyle bir durum var ama burada bu zaten jimnastikçi de ilk beğenmiş gözüne kestirmiş. Yani evet. Ama hepimiz beğeniyoruz jimnastikçileri işte yani. Ya olur olur hay bu olur canım olabilir yani whatever işte yani. Şimdi hepimiz e, tight hepimiz şeyi... seviyoruz. Hepimiz tight seviyoruz ya, mesela yani. Kanka, bir de onu da geçtim zaten atlet seksi bir şey anladın mı yani hepimiz işte olimpiyatlarda bu geçen yaz bir sürü farklı farklı şeyi kıraşladık yani hani olur. Atlet hmm. çünkü niye yani hem zaten fit hem işte dar kostümden giyiyorlar hem zaten yaptıkları işte iyi oldukları için sen onları izliyorsun hani falan vallahi, bir show da var bir de Valla abi ben şeylere bakınca yani erkek bisikletçilerin bile yani götüne bakınca o şey falan diyorum oha lan kaportaya bak falan oluyorum yani hani. Kanka o kadar saat serede oturmak için zaten iyi göt gerekiyor bu arada. Evet evet. Ee, öte yandan değil burada Şu zaten şey herhalde yani şeyde mutabık mıyız mesela yani jimnastikçi onu da kıl olmuş ama yani jimnastikçi diye ilk beğenmiş olması falan kripi geliyor mu sana Tancan? Hayır ben, adam karaklı. bence değil. Bence şu yüzden kadına kripi geliyor abi çok long shot bir yerden girmiş. Yani düşünsene bir adam var lisede yani tanışıyorsun sonra adam yok oluyor gidiyor. Sonra annen ölünce geliyor. Ve annen hmm. ölünce gelip sana çok iyi davranıyor ve hiç yani 6 sene boyunca hiç bu konuları açmıyor. Benim kim var, de anal denemek istiyorum, hmm. ne bileyim cimnastik kıyafetini giy. 6 sene. Hmm. 6 sene. Ve kadın muhtemelen bunu açtığı anda böyle bir anda zihinde geriye sarıp o an bu adam annem ölünce geldi ve oha bir anda lisedeki olaya döndü. Yani bence kadın daha çok bundan kıllanmış. Oğlum 6 sene yani. Hani bunu nasıl nasıl yani falan diye bundan oğlum, bence peki, Için. Şey mi? Kıllanması aklı mı? Yani 6 sene biriktirmiş gibi mi duruyor içinde yoksa aklına gelmiş olabilir mi yani? Ha bu arada jimnastikçi dünya sen eskiden. Ben de ben seni çok severdim. Büyük bir orospu çocuğu ya. Çok büyük bir lan. <laughs> Aynen ben ben Altyazı içinde çok... biriktiriyor diyorsun. Abi böyle ya şimdi oğlum çocuk yani bir de bak çocuk çok hızlı olmuş. Yani muhtemelen gelmiş, sevişmişler, çocuk olmuş ve... ...böyle adam şey gibi davranmış gibi. Oğlum ben bu kızı götürmem lazım artık falan gibi bir hale getirmiş. Ben öyle hissediyorum. Ama 6 senede evlenip durmuş oğlum şimdi. Yani çok şey olabilir mi peki? Ama tancan? oğlum ne bileyim bu seviştiğin bir insan bu tip şeyleri açarsın ya. Yani konuşursun da yani baştan konuşur. 6 sene ne bekliyorsun oğlum? Bu şey gibi değil ki. Yani açtaydım abi 6 senedir Mekke'deydik yeni geldik falan ne bileyim ya öyle bir... <laughs> örneğin sikiyor. <laughs> ne bileyim oğlum, dini bir şey olur. Ne bileyim ben işte e, Hindistan'da dağlardaydım der. Ne bileyim ya yani, anladım böyle bir şey de yok. Dümdüz, dümdüz bir ilişki yani. Şeyden aklına gelmiş olabilir mi? Ee, hani atıyorum kızı jimnastiğe götürüyor gidiyor. Orada böyle jimnastik hocalarını görüyor. Ulan bizim hanım da jimnastikçiydi eskiden. Üf ne güzeldi falan gibi olmuş olabilir mi? Altı yıldır içinde biriktiriyor olması, ekstrem gibi geliyordu bana o yüzden. O yüzden. <laughs> Yani inanmak istemiyorum yani, sanırım. O bir de bu mu var sadece? Yani o da tuhaf. Mesela kadın şey gibi dememiş. Bir anda ki, yani King, Mick gibi şeyler hiç bahsetmez gibi bir cümlesi var değil mi sonunda? Yani Aynen. Hiç lafı, King lafı yani düşünsene şey yok. 6 sene boyunca herif işte şey dememiş yani. Ya bir günde işte bir latex giy de gel bakalım falan. Hani çok hoşlanıyorum. 6 sene bekliyorsun, oturuyorsun. Akşam yemektesin, ellerin titriyor. Vegan olduğunu açıklayacak gibi heyecanlanmışsın yani. Bir anda diyorsun ki <laughs> Ben seni lisedeyken sikmek istiyordum falan. Oğlum ya, ben olsam ben de irit olurum bundan ya. Yani. Çok tuhaf bir durum ya. Bu normal bir çıkış değil yani. O yüzden kadın... Ha, tabii bak şeyde haksız olabilir. Yani adamın öyle bir şey düşünüp düşünmemesi çok büyük bir varsayım. Ama bence kadın nasıl rahatsız olduğu konu kendisine gelen bu durum. Hmm. Çocuğu biraz orada hani bu da üstüne gelince e, sos olmuş üzerine. Onu birleştirmiş kafasında gibi hissetti. Ne yapacak peki? Ne yapsın? Ne diyorsun? Bundan ayrılsın abi. Bu iyi bir şey değil. Oo. Tabii. Bu adam iyi biri değil abi. Dexter karakteri gibi. Bu ne ya? 3 sene Oo. sonra keser bu kadını. Tabii. Sen baya baya ciğerdan kertenkele beyninden adamın şey gibi bir sezin dedin. Hani iyi biri Aynen. değil yani böyle. Evet, evet. Notunu verdin adamın. Oğlum biri öldüğü an en zayıf andır. O anda gelmek falan. Ya bırak git Allah aşkına. Kimi kandırıyorsun? Kadın bence ona kıllanmış zaten. Wow, Tancan Fümen kalemini kırdı herifin. Kırdım vallahi. Günhan Fümen sen ne diyorsun? <laughs> Abi, e... Ee... bu olay çok çok şey bir olay. E, çok true detektif bir olay bu. Yani <laughs> ben de ayrı diyorum. Değil mi lan diyorum. bir garip bir evet, e... ben de anlamıyorum. Var ya. var. Yani şey yani e, ahlak skalası wonky. Bir insana ben sana bir şey söyleyeyim. Bir insana e, yani sevgilinse söz konusu yani Sevgilinle ilgili başta bir kere böyle bir şey düşüneceksin ondan sonra kesinlikle konuyu çözemeyeceksin Reddit'e yazacaksın. Yani demek ki tuhaf davranışlar da var ki bir kısmını da yazmamıştır bence gördüğü ve hissettiği şeylerin. Ee, yani yazacak kadar bir noktaya geldiyse bence kesinlikle ayrılsın abi evde tutmamak lazım. Kanka bak ikincisinde Ayıl Kartat'ta şu hikaye ben de şu detayla bir e, e, eklenti yapmak istiyorum. Bu hikaye en son ben böyle yani bir 15-20 dakika bunun yerine başka bir hikaye sonra dur bunu bir koyayım ilginç bir şey konuşuruz bence üzerine. Çünkü gariplik var. Bu hikayede gariplik anlatan kişinin e, geçirdiği bir his anlatan kişinin yaşadığı garipliği sizebiliyorsun ya a, a, hikayeyi şey Evet evet, yaparken, evet yani bir rahatsız ettik onu Evet, evet. Kalitlik, hakikaten. Bir şey sezmiş kız kadın hakkı Tancan doğru diyor aslında orada. Bir şey sezmiş evet. kadın. Hani evet. <laughs> Bir şey kopmuş o, yani. o açıdan bu bence bak Bing tarihinde hani hakkıyla yazılmış şey. Yani bazen şey diyoruz ama bunu niye bink'e yazdın ya da bunu niye Göt'e yazdın? Hmm. Hani böyle bazen sırf hani goy goy olsun gibi yazılmış hissediyoruz ya. O bu çok haklı yazılmış lan. Yani kafayı yedirtir insana düşündükçe yani. Evet. Okey. Çok haklı. Bu ilginç ve acayip hikayemizi de atlattık gerçekten. Ee, geçmiş olsun ee, herkese. Üç tane hikaye kaldı. Taksili var, torbalı var, paraşütlü var. Sen de istan ee, Taksil taksili olsun ya. Hazır gündem de var. <laughs> <laughs> taksili olsun. O zaman taksili hikayemize e, geçiyoruz. bu hikaye. Sanmıyorum kanka mı olabilirdi bir yandan. Bakalım. Ee, kız arkadaşım ve ben ciddi bir ilişkideyiz. Beraber yaşıyoruz. Ee, kız arkadaşım devasa bir insan memnun edici. People pleaser'ı çeviremedim. Ee, Anlatabildim. An, burada bir ha. terim kullanıyor İngilizce olarak. Bunun tam karşılığı yok Türkçe'de. İnsanları memnun etmeye çalışan ve bununla ilgili aşırı gayret sarf eden insanları people pleaser deniyorlar. İnsan memnun edici gerçekten biraz yani bir beyaz eşya gibi oldu. O yüzden e, <laughs> yani açıklamayı e, yapmış olayım. Tam yalaka değil işte. Yalaka yazmış Batuhan. Teşekkür ederim ama tam yalaka değil. İyi yani değil, karışık. Yani yutuyor olabilir yani. Evet yani garip işte. İnsanların hikaye okudukça sanırım daha anlaşılacak people pleaser'ın ne anlam ettiği. Belki bir tane Türkçe karın buluruz karşılığını. Kız arkadaşım devasa bir insan memnun edici 3000. Şey diyebilir İlk miyiz başta... abi? Azdırıcı Hı? diyebilir miyiz? Azdır. Demeyelim. Demeyelim. <laughs> İlk başta bu özverisini çok seviyordum. Şimdi ise gül renkli gözlükler çıktı ve bunun bir hata olduğunu görüyorum. Size birkaç örnek vermek istiyorum. İlişkinin koca bir yılı boyunca kız arkadaşım her gece saat 12'de çıkıp arkadaşını işten almaya gitti. Bu arkadaş kız arkadaşıma benzin parası da vermedi. Kız arkadaşımın işe gitmesi için sabah 6'da kalkması gerekiyor ve sağlığı da süper değil. İlişkimiz bu rutinden dolayı hasar gördü çünkü her gece bu kadar az uyumak ve dağınık bir uyku düzenine sahip olmak birlikte geçirdiğimiz süreyi azalttı Artık bunu yapmıyor çünkü arkadaşı evine evine yakın bir iş buldu. Bir başka sefer sevişiyorduk. Kız arkadaşım bitmişti. Beni bitirmek için işe kalkışmak üzereydi ki telefonuna baktı ve arkadaşı evden çıkmak istemediği için onun evini atıştırmalık bir şeyler götürüp getirdikten sonra sekse devam etmek "Okey mi?" diye sordu. Otursam sizin milyon tane böyle durumu anlatırım. Benim de arkadaşlarım var ve onlar için ben hemen hemen her şeyi yaparım ama kendi hayatımı ve ilişkimi bu kadar rahatsız etmem. Ben memnun etmesi zor bir insan değilim ama bu devamlı olup duruyor. Ben bu arada anlıyorum ki bu konuyla ilgili sorun yaşayan ilk kız arkadaşı da değilim. Annesi dile sevgilim sevgilime bunun biraz fazla olduğuna dair bir konuşma yaşadı. Arkadaşları da bayağı toksik insanlar. Bir bölümü kız arkadaşımın fesada temayül eden eski sevgilisi de hala yakınlar. Burada da abusive'e tam bir karşılık bulamadım. Türenk.com'a yazdım ve Türenk.com dedi ki hukuken bazen abusive'in karşılığı olarak bu kullanılıyormuş. Bir bölümü kız arkadaşımın fesadı temayül eden <laughs> eskisi sevgili daha yakınlar ben görebiliyorum. Kız arkadaşımı arkadaş grubundaki tek arabalı insan olduğu için kullanıyorlar. Kıza resmen taksi muamelesi yapıyorlar. Aa. Sadece ondan bir şey almaları gerektiği zaman çağırıyorlar. Hiçbir okay. zaman kimse kızı evine çağırmıyor. Yok hep beni dükkana götürür müsün yok şuradan bir şey lazım. Yok bugün senin arabada iş yapalım falan. Bir şey yapalım diye bizi çağırdıkları zaman hep paraları olmadığından şikayet ediyorlar. Hesabı da hep benim altın diyor. E biz de fakiriz. Bu kızların da hepsi 20'li yaşlarının sonlarının 30'lu yaşlarının başlarında insanlar. Kusura bakmayın ama hayatta bundan daha çok mesafe almış olmaları gerekiyordu. Kız arkadaşının arkadaşlarına laf eden bir insan olmak istemiyorum. Ama çok belli ki bu kadınlar benim hatunu kullanıyor. Kızı rezip, resmen ezip geçiyorlar. İzlemesi de acı veriyor. Çok hafiften konuyu açmayı denedim ama savunmaya geçiyor ve büyük bir kavga çıkarıyor. Bana hep herkes mutlu olsun istiyorum diyor ama bu felsefesi aramızı açıyor bunu göremiyor. Bazen kendimi sevgilimin çok kişili bir ilişkisindeki öteki kadın gibi hissediyorum. Sevgilimi seviyorum ve dikkatini bana verdiğinde kendimi çok iyi hissediyorum. Sorun şu ki dikkatini bana verdiği dönemler giderek azalıyor. Sadece doğum günlerimde ve yıl dönümlerinde onun dikkatinin sağlıklı bir oranını alıyorum gibi hissediyorum. Ne yapmalıyım? Evet arkadaşlar bu ilişki nasıl kuruldu? Öncelikle şunu söylemek istiyorum e, Tanjaman köşeyi kıstırdık. Bu hikayedeki herkes kadın. Evet. <laughs> <Çok> karakterler. <laughs> şimdi işler karıştı. O yüzden şimdi. Işte. Işte. <laughs> bir dakika bir dakika. Anladım. Herkes kadın. lezbiyen miymiş? Ezbiyen ilişki abi. Bütün arkadaşlardan da kadın diye bahsediyor. Yani buradaki hani şey bu getir götür falan diye arayan hani aradığını söyleyen arkadaşlar. Bir de annesinin fikri sorulmuş. Herkes kadın hikayedik. Abi Drake'in de son albümünde söylediği gibi Girl, you're a lesbian. Yeah, me too. Teşekkürler Drake. Teşekkürler. Asla, <laughs> asla anlaşılmadı gibi geldi. Anlamadım ee, ama direkt direkt çıkışın. Ya işte bak Drake nasıl, olduğu için komik i, i, bak gibi. Bak ama tam bir şey değil mi abi? Tam bir böyle wordplay değil mi? Girl you're a lesbian me too. Hadi. Kız. Abi işte Drake de lesbiyenmiş. Çünkü kadınları seviyor. Hani. Ama işte değil ki bu kelime oyunu değil ki abi bu. Ya ne bileyim Drake işte yani. Neyse tamam komik olur diye demiştim. Oh, şey o bayağı lisele esprisi yapmıştı <laughs> reklam bu. Ya, ya arada. evet evet zaten komik olanı ama işte okey hiç geçmedi. Okey bir şey diyeceğim. Bu konular zor konular çünkü bir arkadaşının diğer arkadaşının ne kadar yarraki, yarrakiye bir insan olduklarını ikna etmek çok zor bir şey. Sevgi ilişkilerde de zor yani. Ee, o sebeple şunu söyleyebilirim ki ya of, bir de arabalı arkadaşları gerçekten de böyle kullanan insanlar da var bu arada ya. Yani bu da bir gerçek yani. Araba... birinin arabalı arkadaşı olduğunu hissettin mi hiç ya böyle arabanın için kullanıldığını? Aramızdaki tek arabalı sensin. Yüzde yüz hissetmiştir. Bir kere oldu böyle çok zor bir durumdaydı. Yani onun için zor bir durumdaydı. Ben de hayvanları sevdiğim için yardım etmiştim. Bir, birinin bir şeyin taşınması gerekiyordu. Çok da boktan bir yerdeydim o gün. Ne yapayım yardım ederim dedim. Ondan sonra böyle benim bir işim düştü siklememişti. Acayip sinir olmuştum. O günden sonra böyle evet ilişkiyi direkt kopardım mesela yani. Abi evet arabalı insanlara Ben bu konularda bu, biraz evet. sertim ya. Yani. Araba konusu değil ama konu biraz şey hani böyle en zor anında yardım edince böyle sende bir sıkışınca bir destek arıyorsun olmayınca bir tadım kaçıyor benim. Evet, ama öntek tarafı destek evet. aslında bu hikayedeki konu da bu. Evet. evet. Ama Araba, bence arabalı insanlara bir şey var yani bir bayas var yani. Hani ben bunu çok görüyorum. Ee, sırf arabalı diye böyle hayattan çıkarılmayan insanlar falan var. Ya onun arabası var diye düşünüp e, çevresinde tutuyor bir şekilde. Ee, bence burada bunu açıklamak lazım yani. Net net olacaksın, net bir şekilde söyleyeceksin. Ee, yani bilmiyorum. Bence bir de bir de şu var. Eğer e, arkadaşları hayatında kesinlikle hayatından çıkarılamayacak bir pozisyondaysa o zaman günhans Gambit denilen bir yöntem var. Ee, oh. <laughs> Yunhans Gambit yöntemini Yiğitcan çok iyi bilir. <gülüyor> <gülüyor> o mu ben mi? Yani. Sonra ne bu Rus üreti gibi mi? Kafana mı dayıyorsun? <laughs> Oğlum e, Abi zamanında ben işte. zamanında ben Can Bonomo için yaptım bunu Yiğitcan'a. <laughs> e, o mu ben mi diye. Yiğitcan da bu konularda az, o kadar benim e, kör noktamı bulduğu için yalan söyledi bana yani. Artık dışarı çıkarken gittiği yerleri falan söylememeye başladı. Bu da tabi negatif bir şey olabilir baya gidiyordu ve söylemiyordu nereye gittiğini ve ben de bilmiyordum soruyordum işte arkadaşlarlaydık falan diyordu canlı oturuyorduk falan diyorum canlı oturuyorduk ama yani evet. bu arada. Aa, soruyorum. Öyle, öyle. Sa Evet soruyorum say bakayım ha. say bakayım falan diyorum işte yücel var sungur var falan diyor ee, yani evet, lan yalan söylemiyordu Sungur'la oturuyorduk diyordum. Sadece güzel gidelim. bir insanmış lan. Sen bana sorsan siktir git derim ben ya. Taşak mı geçiyorsun diye. Ya evet abi biraz garip dönemlerde gerçekten <laughs> ben. Diyemezdin lan sevgimden Diyem. diyorum. Sevgimden yapıyorum kıskandığım için. O sevgiyi hissettiriyordum yani. Ya ya tamam evet. sevgimizi beraberken ya hissederiz. Sevgi aynı Aa. şey mi? Aynı emin değilim. Kıskanmalar <laughs> biraz daha yeşil sevgi biraz daha başka bir şey. Bence ünlü biri bu, diye kıskanmışsın. E, ama hikaye yani, yani bu Dev. Orada, evet, bu. <laughs> Dev. Yani başka bir programda konuşalım. bu tartışma bir konu değil zaten. <gülüyor> Dev. <gülüyor> sen önler takılsın, ben önlerle takılmıyorum falan diye böyle bir e, şeye girdi. E, bu e, konuda bu arada farklı bir şey var. E, bu, o mu ben mi yapılabilecek bir şey değil sanırım. Çünkü e, yani şey İkin, ne? People pleaser karakterimizin bir e, karakter zafiyeti olduğunu düşünüyor anlatan karakterler. Yani bu evet. sadece arkadaşlıkla olan ilişkisiyle alakalı bir şey değil yani anladın mı? Bence öyle bir detay var. Yani burada bir bu karakterin bunu yapmaması gerekiyor gibi düşünüyor. Böyle hmm. insan olamazsın yani. Yani bu arada chat'te sonra olmuş da motora binmeye korkuyorlardı ya ona gelemiyorlar. Motor zaten... evet, o, motorlu insanlar onu <laughs> Aynen ona korkuyor abi ben şöyle bir şey düşünüyorum şimdi kafamda yani bence herif e, kumar oynasın ya pardon herif diyorum, pardon diğer yani ilişkide sıkıntı olan taraf kumar oynasın kaybetsin arabayı ipotek ettirsin araba gitsin abi araba giderse bunlar rahatlarlar okey ilginç bir okay, çözüm yani... oldu kanka Okey, böyle mi yapıyoruz bunu? Ya böyle bullshit çözümler Ama... mi sunuyoruz artık programda? <laughs> abi çünkü bak şimdi düşünüyorum, düşünüyorum. Burada tek çözüm araba belli ki yani. Okey, arabanın kıs lastik... şeyi okay, lastikleri keser. Arabayı gider o zaman. Hayır işte olmaz. Zarar vermemesi lazım. Yani bir şekilde arabanın ya yani şu an tabii kötü bir çözüm önerdim de o arabayı yok etmesi lazım abi hissettirmeden. Kaza olabilir. Bak bir gün alsın arabayı ya işte canım arabayı ben alıyorum deyip gidip vursun bir yere. Ara. Oğlum araba hmm. araba da tek forumdan ki hesap da ödüyormuş kız bak. Tamam gitti, zaten. Restoran, mesela... Kredi kartını şöyle da hissedecek. kredi kartıyla kaçak bir tatsın amına koyayım. Ama şöyle <laughs> işecekler <laughs> ben şimdi. Araba var diye restorana çağrılıyordur o zaten. Araba gidince muhtemelen kız hiçbir ya, yere çağırmayacaklar. Ya, araba ya. gidecek. Kız e, hiçbir yani. yere çağırmayacaklar. Kız uyanacak diye hissediyorum. Biz aptalmışız. Adam biz adam aptal dört, evet, adam 4 boyutlu satranç oynuyormuş. <laughs> Bir, bir Sherlock yani gerçekten göremedik. Polat yani. Alemdar. <laughs> evet. Bir kişiyi bir kere görürsem bir şey demem. İki kere görürsem. Gel, gel, gel. Evet bu, bu. Ben şu an evet, tatmin oldum ya bu çözümden. Abi okey. Ben 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 bunu bir step yukarı götürürüm. O zaman şöyle olsun abi. Ee, öncelikle bir tane polise rüşvet versin tamam mı? Hayır. hayır hayır dur dinle polis kapıya gelsin bir gün ve desin ki mem nasılsınız iyi geceler N nerede oldukları bilmiyorum yer uyduracağım o yüzden ben michigan state polisinden e, johnson johnson e, Hı -hı. şey e, son zamanlarda banlığınızda mahallenizde bir grup hu e, şeyin e, serserinin arabalara zarar verdiğini gördük mem sizin arabanızda bunlardan birisi e, Açıkçası söylemem gerekiyor ki bir süre boyunca arabanızı garajdan çıkarmasanız iyi olur falan. Ertesi gün olur lastikler kesilir. Aa aşkım görüyor musun? Cansın Cansın bunu bize söylemişti. Arabanın lastiklerini kesmişler. Ee, bu arabayı bir süre çıkartmasak iyi olur. Sen taksi tut. Ben bir çözümüm budur. Bence bayağı iyi çözüm. Bir Biraz... adım öteye taşıdım dediği polisi rüşvet soktu, soktu işin Şimdi Bir de bir performans var şimdi yani. Bir de hani polis bir şey yapmıyor. Bir de siyahi bir polis olduğunu düşündüğüm birine Johnson and Johnson gibi sarı logolu bir isim ne koydu. Ne abi Tyron Tyron oğlu mu deseydin? De? <gülüyor> Tyron Shaniqua. <laughs> Tyron <laughs> Michael Jordan. <laughs> Oğlum ya Tayron Tyron oğlu. <laughs> yani... Ben böyle. Okay. Arabaya zarar her türlü, versin abi. Evet. E, her türlü arabayı denklemden çıkartarak e, bir nevi imparator çıplak. Evet. E, durumu yaratılma çalışılıyor. E, gerçekten. takdir da tancan. Buna da, e, buna da bak bu da alayım. bu arada bir şey diyeceğim Bu bayağı çalışan bir yetenek. Çünkü çocukken arkadaşlarımızın Atarisi olduğunda ve onlara gittiğimizde anneleri şey der, şey derdi şey, diye. Adaptör, adaptör, adaptör ısınıyor, annem kızıyor. Yani. <laughs> Oğlum bu arada bunu da söylemeden edemeyeceğim ama bir grup tamamen farklı coğrafyalarda yaşayan çocuğun Amerika'daki çocuklar da bunu yapıyormuş yani. Aynı piçliği düşünmesi. Bu neçe şey iş ya? Yani hepsi abi, adaptör ısınıyor demiş. Şey. Evet evet. Bu arada ben de çok farklı milletlerden insanların tanıştıkça onu fark ediyorum. Pek çok konuda aklın yolu bir abi. Ama bazı konularda değişiyor. Mesela e, yani alt metinde değişiyor. Adaptör ısınıyor'nun içerisinde bir de şeydi durumu da var. Yani birincisi hani İkisi de çocuğu evden çıkarmayı amaçlıyor ama hani mesela Türkiye'deki alt metninde biraz çocuğu evden çıkarma efor da çünkü hani misafire iyi bakman gerekiyor ve misafir çocuğuna hani yoruluyor yani orada mesela anne karakteri baba karakteri bir tane daha çocuktan sorumlu olmak zorundasın onu da git, git istiyor bir de öyle bir alt metni var Amerika'daki biraz daha hani gitsin de kafamı dinleyin falan tarzı olabilir mesela. Evet abi. Yani bana çok ilginç geliyor. O piçlerin hepsi yani adaptör ısınıyor falan. Aslında. Bunun bir adı vardı ya. Last Man'de de yok muydu bu işte? Farklı kıtalarda hiçbirbirini görmemiş biri birisinin aynı fikri düşünmesi. bu çocukluğu. Var. Bu paralel düşünme deniyorsun bunu. buna. Ya işte evet. Şey öyle. oğlum Onun en, en müthiş örneği şey ya. Calculus aynı anda aşağı yukarı aynı zamanlarda 17. 8. yüzyılda iki farklı matematikçi tarafından ha. geliştirmiş. Kimse Evet. Kredi verme konusunda emin değil ya. Kime evet. kredi verilecek konusunda. İşte oluyor yani insanlıkta böyle. Prestij illusionist sendromu da diyebiliriz buna. İki tane hikayemiz kaldı. Okay. Arkadaşlar paraşütlümüz var. Torbalımız var. Tancan sendeyiz. Ben seçtim lan. O zaman, işte. o zaman torbacı. Torbalı. Ben... Okey. Nişanlım Dayana ile toplam 2 yıldır beraberiz. Nişanı da 8 önce yaptık. Düğünümüz Şubat ayında. Dayana bayağı içi dışı güzel bir kadın. Çok canlı bir kişiliği var ve açık ara beraber olduğum en çekici insan. Epey sosyal biri ve çıkma teklifinde edilen oydu. Bir sürü hobi paylaşıyoruz. Kayak seviyoruz, seyahat seviyoruz, yeni restoranlar denemeyi seviyoruz. İlişkimiz de şimdiye dek süper gidiyordu. Geçtiğimiz günlerde anonim bir hesaptan rahatsız edici mailler aldım. Bunlar bir escort ajansının web sitesinden çekilmiş fotoğraflardı. Fotoğraflara Dayana'nın onlar için çalışmış olduğu anlaşılıyordu. Suratı blurluydu ama ben kendisini çıkartabildim. Fotolar 8-9 yıllık gibiydi. Fuş da ülkemde legal ama yine de o tarafları görünce yıkıldım. İlk önce inanmadım. Gidip Dayana'ya sordum. O da doğruladı. 20 ile 22 yaşları arasında escort olarak çalışmış. Yüksek seviye bir ajanstaymış ve haftada 2-3 erkekle yatıp torbayla para kazanıyormuş. 2 yılın sonunda bırakmış çünkü işten nefret etmeye başlamış. Şoke oldum. Ne söyleyeceğimi bilemedim. Diana'nın geçmiş kariyerleriyle ilgili utandırılması gerektiğini düşünmüyorum. Ama canım sıkkın ve bunun birkaç sebebi var. Bu konuda bilgilendirmem gerekiyor diye düşünüyorum. Bundan kasten bahsetmemesi yalan söylemeye eşdeğer geliyor. Geçmiş kariyerinden haberim olsaydı onunla bir ilişki kovalamazdım. İkinci ha. olarak seks yapmadan önce ciddi olduğumuzdan emin olmak için bekledik. Bu bende onun da mahremiyeti belirli bir şekilde algıladığı izlenimini oluşturmuştu. Şimdi salak gibi hissediyorum dur Ne mahremiyeti oluşmuş? Ya şey, e, şey, mahremiyet konseptini belli bir şekilde algıladığını düşünmeme sebebiyet vermişti. E, şimdi ise böyle düşündüğüm için kendimi salak gibi hissediyorum. Çünkü öyle düşünmediğini e, düşünmeye ne yapmış başlamıştım. Nao. kız orayı kaçırdım? Yap Seks yapmak için beklemişler abi. Ha beklemişler ha tamam. Tamam. <laughs> tamam. Son olarak benim e, bölgede bir sürü e, işletmem var. Bir sürüsünde de ortaklarla çalışıyorum. Ee, birkaç ortağımın epey muhafazakar ahlaki değerlere sahip olduklarını biliyorum. Eğer Dayana'nın geçmiş kariyerinden önceden haberim olsaydı bu konu açığa çıktığında profesyonel anlamda ne yapabileceğimiz konusunda daha etraflıca da düşünebilirdim. Nişanı atasım ve düğünü iptal edesim var. İhanete uğramış gibi hissediyorum ama bu çözülebilir bir şey midir diye de merak ediyorum. Çözülürse nasıl çözülür? Evet arkadaşlar Hem bu ilişkiyi nasıl kullanalım? Du du du, du du du. Bunun dizisi var bu arada. Girlfriend Experience diye. Girlfriend Experience mi kanka? Ha, öyle bir dizi var. <laughs> Hiç yemedim. <laughs> <Evet. <Bey. gülüyor> <laughs> <laughs> bu herif bu. bu herif büyük push lan bu arada. Evet ya. ya. Ben bu herifin ilişkisini düzeltmek istemiyorum amına koyayım ya. Of. Ben düzelteceğim. <laughs> biraz düşüneceğim. Bir düzeltebilirim ben bu herifi. Okay, bu herifi yani... düzeltmek, ercüment çözer gibi topluma faydalı evet, bir evet. ara getirir. Evet, Bu adam saygısız. Değil, bu kadar agresif kullanılmadı ya. Evet, saygısız <laughs> bir adam bu, saygısız bir adam bu yani. Abi önce, okey. Öncelikle şunu konuşalım kendi aramızda. E, şundan rahatsız mıyız? OnlyFans'ın da yükseldiği bir dönemde e, bir şekilde... E ee, çünkü yani okey escortluk bir tık daha sert tabi yani hani e, buna herkes okey olmayabilir e, ve bu çok normal bunu anlıyorum. Ve başta bunun saklanması ayıp bir şey mi? İlişkinin başında söylenmeli mi? Bence söylenmeli. Ama 9 sene önceden böyle bir şey bulup da daha sonradan bunun üzerinden böyle bir ahlaki bir ata binmek bana bir tık ters geliyor. Sen yani iyilikte, kötülükte, hastalıkta, sağlıkta gibi bir nokta var yani. Hani bu kadar seviyorsan, bu kadar şeysen Bilmiyorum 9 sene bir de çok zaman aşımı. Bir cahillik yapmış olabilir insanlar. Ee, öte yandan şeyle okeyiz değil mi? Yani insanların geçmişinde e, cinsellikle ilgili bir takım belki de çok gurur duymadıkları şeyler olabilir. Ve hepimizde var bu az çok. Evet. Ama bu olayın cinsellikten başka bir de, yönü de var bence. Hayır, evet tabii. Burada bir alışveriş olayı da var. Bir iş olayı da var. Ha yani, yok o, yok onu demiyorum. Mesleki... E bir ben bana şey gibi geldi için diyorum. İki sene beraber olduğum bir sevgilim bana iki sene yaptığı bir mesleği bu iki sene içerisinde hiç bahsetmemiş olsa ben aramızdaki iletişimi sorgularım. Evet, bu evet. karakter böyle hissetmiş midir demiyorum bu arada. Bu karakter böyle hissetmiş midir, Ama o aktif olur. anda diyorsun Öyle. o anda yani. Yani kanka iki yıldır nasıl bunun bahsetsin o? Demek ki biz çok iyi iletişim kurmuyoruz yani. Tabii o andakini konuşursun illa Paylaşırsın zaten. Bir ilişkinin kötü geçer bir şey olur. Yani o, evet. o ama burada başka bir durum var abi. 8-9 sene önce diyor zaten. Yani evet ben işte şimdi... ama niye an, nasıl anlatmamış ki? Sen mesela yani Aha. şeyi şeyi düşün kanka. Siz yenge 2 sene iki ilişkinizin ilk iki senesi içerisinde senin geçmişinde herhangi yaptığın bir meslek ya da girdiğin bir çıktığın bir hareket, bir şey falan böyle güzel bir anı var mıydı bir anlatmadığın artık? Abi yani e, tabi yaş olarak çok iyi örnek değil abi. Zaten 19-20 yaşında olduğum için zaten bir meslek, iş bir şey. Lise adamlarımı falan anlatıyordum yani. O yüzden orada bende bir örnek çıkmıyor. Ama 40 yaşında biri olarak böyle bir ilişkiye girsem açıp LinkedIn'e bakmazdım herhalde. Yani hmm. bakalım. 20 yaşında ne yapmış? Hmm, bu arada çalışmış. Kaç sene çalışmış? 3 sene. Niye kovuldun falan? Yani böyle bence eskortluk bir meslek yapmıştır, bitirmiştir. Mutludur, değildir. Belli ki bu arada bence çok güzel bir detay var hikayede. Pişman Kadın bununla ilgili bir travması var. Ve evet. pişmanlığı da olabilir. Evet, evet. Çünkü beklemek istemiş. Cinsiyet ilişkide çok rahat girememiş. Adam Aynen. bundan alınmış. Aynen. Evet abi. Halbuki ben olsam bunu benim kafamda mantıklı bir yere oturur. Ha okey yani bir sorun olmuş belli ki. Kötü bir anısı olmuş. Bunu kızmak yerine yani destek olmaya çalışırım. Açıkçası. Yani evet, bu, evet. bu saygısız adam <laughs> Ernesto Che Guevara bu saygısız evet şey <gülüyor> <gülüyor> saygısız adam <gülüyor> <gülüyor> bu aralar hep o geliyor bu güzel <laughs> yani bu saygısız adam ee, bence çok büyük bir yanlış da bu konuyla ilgili yani mevzu bir de böyle bir iki sene önce falan olsaymış hani yine bir tık daha böyle empati yapabileceğim ama dokuz sene diyor abi dokuz sene nedir artık yani dokuz sene önce ben herhangi bir şey yapmış olabilirim anladın mı so is yani hani soyuz. <laughs> <Evet, ya. gülüyor> ama, ama ya, bu karakterin e, kamuoyu mahkemesinin nezdinde e, yandığı yer neresi biliyor musunuz? Bana öyle geldi en azından. Siz katılır mısınız bilmiyorum ama e, işletmelerim var ve muhafazakar ortaklarım var. Evet. Ee, ne, diyorsun, Olur. ne Hacım diyorsun? Ne ne diyorsun yani sen? Okey yani hani e, yani, yani çok fena. Evet evet. Ya, ama bak burada bir çözüm bulmamız lazım Tancan. Senin var mı ayrılık kartın? Var. <laughs> Siktir benim yok. <laughs> ben bir tane attım. <laughs> Okey. Ee, ne, ne, ne gibi bir çözüm bulacağım? Düşünüyorum şu an. Daha net bir çözüme ulaşamadım kafamda. Ee, yani şöyle ama işte benim de aklıma sürekli şey geliyor. Konuşsun konuşsun falan gibi bir şey geliyor. Şimdi ben burada eğer konuşsun, konuşsun derken okay. rap yaparak konuşsun. İşte evet evet. RP tam Rap yaparak konuşsun deyince çözebilecek miyim konuyu mesela? Ya Tancan benimle evet, şey yapmasa nasıl Hayır. Nasıl? Hayır. Ta, ta, hayır tabii ki hiç kimse hiçbir şey yapmaya mecbur değil ama Tancan da seni bu RP performansı yalnız bırakmaz diye tahmin ediyorum sevdiği bir arkadaş olarak. Okey ben ben, <laughs> kimi ben kimi canlandırmak zorundayım? Herife Canı ne aranızda anlaşılıyor. onu ben ne bileyim bu sen yıllardır RP e yapmış adam ne, kime ne soruyorsun şu an? Tancan ben rap yapmayı seçiyorum. <gülüyor> 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 İstediğim bir karakter var mı? Ben ikisini de olabilirim yani. Şimdi anlatan adam zaten mantıken adamı ikna etmemiz gerekiyor galiba burada. O zaman sen adam olman lazım. Ya bence hanginiz hangi karakteri daha iyi yani oynayabileceğinizi hissediyorsanız e, onu seçin çünkü e, şimdi Tancan <laughs> is işte adamı ikna olması gibi. gerekiyorsa adamın ikna olması gerekiyorsa tancan adam olsun ben kadın olayım. Yani iyi olur tamam. Ya okey tamam. Ee, ya. aşkım ya nasılsın? Ya nasıl olayım 9 sene önce vurduruyor musun herkesin? <laughs> Oha! Oha böyle ya hayır ben böyle bir şey... oğlum? bu herif bu herif böyle bir herif böyle okay. hayır, tamam abi tamam. böyle oynamayı tercih ediyor Tancan Vurduruyor şu an. musun böyle. ne biçim konuşuyorsun benim hayvan mısın varzo musun sen bu böyle mi Böyle bir şey mi gerçekten Richard? Sensin hayvan be. Kaç ay benimle yatmadın. Millete vermişsin köşe başlarında her yerde. Verdim ama niye verdim onu sorsan açlık nedir bilir misin Richard? Sen hiç yaşadın mı? Bak bir sürü böyle kocaman bir business insanısın. Yaşadın mı bu zorluğu? Ben yaşadım. Açta kaldım. Aç kalan insan her şey yapar. Ben ben utanıyorum zaten yaptığım şeylerden. Bir de buna ihtiyacım mı var gerçekten? Niye anlamaya çalışıyorsun? E aç, e aç kaldıysan yarak yerine sosis yeseydin. Allah Allah. Böyle bir şey olabilir mi? Almanya'da yani, mıyız kardeşim. Sana inanamıyorum Richard gerçekten. Bu, bu mu yani? Bu kadar bak bu kadar zamandır beraberiz sene 9 yıldır yaptığım bir şey üzerine beni yargılayacak mısın ya gerçekten? Bak canım benim prestijli bir işim var. 9 tane <laughs> şube işletiyorum <laughs> ben. Burada. Bugün bugün senin 9 sene önce herkese verdiğin herkes kapımızda sıraya girer. Bu saatten Günün sonra sonunda... pezevenk olamam ben. <laughs> Günün sonunda bu mu önemli Allah'ın belası adam. Günün sonunda bu mu önemli? Ben seni seviyorum. Sana kalbimi vermişim. Ben bu geçmişi. Madem seviyordum. Bana niye o kadar alt ay beklettin? Vermedin hemen. Niye beklettin? <laughs> Aşkım, gerçekten bu mu problemin? Buysa vereyim yani. Buysa vereyim. O zaman niye vermedin? <laughs> bana gelseydin, deseydin, var bir travman var deseydin ben kabul ederdim. Bir şey jam. Şimdi diyeceğim. beni Beni kıyasa sokuyorsun kendi kafamda. O kadar erkekle beraber olmuşsun, benle beraber olmamışsın. Yani kendimi yetersiz hissediyorum. Ben 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 bunun sonucunda sonucunda Richard'a öyle bir gırtlak yapıyorum ki, ee, yani böyle aklını başından alıyorum. Ama bunu repesini yapamam yani yapmayayım. E, okay. sen derdin okay, derd okay. Derdin, derdin bu mu dergisiyle böyle? Derman yani. oluyor. Oluyorum ama Richard ne diyor buna bilmiyorum yani. Evet hemen e, hızlı bir oral seksi <laughs> boğazıma. Ne oluyorsun bu. anlamadım ben. Böyle oluyor abi. Ben birden de seni böyle sinirli bir <laughs> koltuğa... Hayır dur <laughs> dur. Hayır sahneyi anlatacağım sadece. Sahne <laughs> hayır, <gülüyor> sadece. Ya, <oran> sahneyi... <laughs> hayır onu, onu anlatmayacağım. yapmayacağım <laughs> onun RP'sini. Hayır. Şey <laughs> yapıyorum. Bu bana bunu deyince ben birden bire böyle koltuğa <laughs> itiyorum bunu. Pantolonunu böyle çıkış gibi böyle çıkartıyorum falan. Birden bire böyle <laughs> diye böyle tamam mı tak 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 o <laughs> anlatmayacağım. <gelesine. gülüyor> Ya, ya salak talaka Allah Richard'ın rızası var mı ama buna yani? Hani çünkü duruma göre bu tecavüze de girer çünkü. Dur Tamam dur evet olabilir her şey olabilir şu an. Yani Richard ıı, bir işteki skill set'ini beğenip ıı, tatmin olur ya bu konuda. Okey. <laughs> ben sigaramı içiyorum rahatladım. No, çünkü Richard öyle bir adam yani. Okey okey. Okey ben çözdüm evet, konuyu. E, evet Günhan e, <laughs> buradaki RP'de yani gerçekten 13 yaşında bir ergenin Sims oynaması gibi <gülüyor> çözdü <gülüyor> konuyu. Vuhu e, yaparak e, konuyu kapattı. Teşekkür ediyorum Günhan RPN için. Tancan teşekkür ediyorum. İnanılmaz ne demek? E, RPN için. <laughs> e, Tancan bir çözümün var mı yoksa boş işte olan bir ayrılık kartın var. Onu ayrılık kartını kullanmak ister misin? Valla Günhan'ın çözümü çok yattı benim de kafama ya bir yandan. Ama tim biz adamı anlattığı için kadının çözümü oldu bu sanki. Yani kadın ayrılmak istemese adamı böyle ikna bir ki eder o, o, bu, arada. Bu adam bir de böyle... adamın perspektifini mi yapalım? Bu şey filmi mi? Deniz Villeneuve filmi mi abi bu şimdi? Yok abi bu tenet şimdi geriye zaten. <laughs> <laughs> <Aynen>. Evet <laughs> sinema şakaları <laughs> sinema şakaları programımıza evet, hoş geldiniz o... arkadaşlar. Şey olsaydı 10 sene önce olsaydı şey derdik. Kimdi o Babil'i çeken adam? O abi derdik. O abi filmi hani ee... çünkü o öyle yapıyor diyor mi? 10 evet. farklı hikaye ama hepsi birbirine bağlı. Cloud Atlas. Çıkıyor falan Cloud tarzı. Atlas. Hayır be Cloud Atlas gibi değil ya. O abi Kim kimdi? Değil. Anladım. Meksika abi, 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 abi işte. Meksika'da 300 şey biraderlerden bir tanesi. Inarito muydu? Bayılan biraderler. Yani. Neyse arkadaşlar çok yüksek şakanızı böldüm. Özür diliyorum. Ee, bir tane son hikayemiz kaldı. Paraşütlü. Okuyayım mı? Oku oku. Paraşütlü. Erkek arkadaşımla 4 senedir beraberiz. Ee, ve eski sevgilisiyle ilgili biraz güvensizlik yaşıyorum. Ben faremsi bir muhasebeciyim. Bu eski sevgilisi inanılmaz güzel ve aşırı başarılı bir kadın. Allah. Bazen sevgilimle aynı ortamlarda bulundukları için kendisiyle birkaç kez karşılaştım. Her girdiği odada tüm dikkatler onun üzerine toplanıyor. Aşırı çabuk düşünüyor, herkesi kendine hayran bırakıyor ve kendisini çok iyi ifade ediyor. Sevgilim bizi hiç mukayese etmedi ve her zaman benimle beraber olmak istediğine dair beni telkin etti. O ilişkiden de çok bahsettiği yok aslında sadece geçenlerde bir arkadaşıyla konuşuyordu. Arkadaşı bayağı kötü bir ilişkin içinde. O yüzden yapılan sohbette de erkek arkadaşım kendi eski ilişkisinden bahsetmeye başladı ve bahsederken bir metafor kullandı. Dedi ki bu tip ilişkiler biraz paraşütünün çalışıp çalışmadığını bilmeden uçaktan skydiving yapmaya benziyor. Sonra dedi ki paraşüt açıldığı zaman bu dünyadaki en güzel hismiş ve hiçbir şey buna kıyas kabul etmezmiş ama deneyimin tümü çok stresliymiş ve paraşütü açmaya çalışana kadar da nerede durduğunu bilemezmişsin. Bu konuşmayı kafana tekrar tekrar öğretiyorum. Ee, bana şakayla karışık ilişkimizin battaniye gibi olduğunu söylüyor ve kendimi aşırı güvensiz hissediyorum. Kafamda mesele çok büyüyor. Benimle yetindi gibi hissediyorum. Çok mu abartıyorum bilmiyorum. Evet arkadaşlar. bu seni, e, seni bu fare deliğinden kimse kurtaramaz. Ben e anlamadım ama... lan bu arada bir dakika. Paraşüt. Özetli ama mi ben? Tane, he, yani metafor tam oturmadı kafamda. Özetli günah. Abi önemli değil ya. Şey muhabbet var. Seksi sevgilisi varmış. Bu da o kadar seksi değilmiş. Tamam. Ama işte partneri şey diyormuş. Ya işte yavrum e, hani daha önce güzel insanlarla beraber oldum da ben seni seviyorum. Günün sonunda seni seçiyorum ha, diyormuş. Orayı anladım. Arkadaşı geldi. Onun ilişkisi dertti. O kadar abi hikaye. Bu işte. Arkadaşını e, anlatıyor abi ilişkilerden konuşurken. Kendi eski ilişkisinden diyor ki atıyorum bu aş, e, anlatan karakterin aşırı seksi bulduğu karakterin adı nedir bilmiyorum ama ben az önceki hikayeden Dayana diyeceğim buna. Dayana çok seksi. Dayana çok seksi. Dayana ile ilişkisi e, var bu e, sevgili karakterinin. Ve sevgili karakter diyor ki benim Dayana ile ilişkim ne benziyor bu senin ilişkinde? Bu tip ilişkiler diyor. Hani böyle e, paraşütünün çalışıp çalışmadığını bile bilmeden skydiving yapmaya benzer. Hani yani, sağ sağ mı abi, müthiş bir Ol, olursa müthiş olur. Olmazsa ama çakılırsın yere. Anladın mı? Onu demeye çalışıyor yani. Battaniye de bana böyle şey gibi mi daha? Orospu gibi davranıyor gibi bir şey mi? Yok lan şey. O, ne alaka lan? Manyak. Nereye şey yani, Bu hayır şey evet ya. Evet Güvenli ne? Ne tuhaf adam koyayım hakikaten. Allah Allah. Allah. Battaniye ile Orospu ne alakası var? Tanca burada çıktı. Battaniye long shot bir espriydi. Demek ki bilmiyor musunuz? Çalışmadı o yüzden. Dave <laughs> the Blanket. Günhan'ın Battaniye... Bazı otellerde odaya kız istersen battaniye istiyorsun. Allah Allah. <laughs> Bunlardan bilebilirsin. Tancan ya. ya. Abi biliyorum bir şekilde. Bunu ben de, yani... Tancan sen bir kere daha böyle bir şey yaptın Neydi bu? İzmir <laughs> şey Ya inanılmaz ince yani. Wow. Bak Ay, chatte ya. bilenler de var ya. Bu bilinen bir şeydir aslında tabi. E... Abi chatte bilen bildim. nereden dedim bunu... boş verin. Chatte bunu bilen bir de kadın yani. Bacım sen nereden biliyorsun bunu ya? Kanka, <laughs> pis şeyler çıkacak arkasından. Velhasıl evet yani bir tanesi, ya bir aslında esası şu abi bütün bu hikaye yani bir ilişkisini eski ilişkisini skydiving yapmaya benzetmiş. Yani emin ama parıshot. Anladım anladım. <laughs> şimdi anladım metaforu Bir ilişkide sıcak bir battaniyeye benzetmiş bir sıcak bir battaniyeye benzetilen kız da bunu dert ediniyor abi. Heyecansız aslında. sakin bir ilişki. Aynen. Aynen benle takılıyor, diğeri daha heyecanlı oluyor falan filan. Aynen öyle abi. Bütün bu kız da bu bunu arada. dert ediyor. Anladım. Benim evet. var sözümüm Tancan girsin istiyorsa ilk. Ya senin varsa gir. Ben biraz düşündüm. Abi Britney Spears'ın bir şarkısı vardır. Work Bitch diye. Ee, hmm. o, o şarkının sözleri de şöyledir. You wanna hot body? You wanna Bugatti? You wanna Ferrari? You better work bitch? You wanna control? You wanna put a paribu? You wanna run around? You better work bitch. Evet yani you better work bitch. Yani gideceksin abi o götü squatlayacaksın. O karın kaslarını yapacaksın. Daha sonra böyle o çorabı çekeceksin. Topukları giyeceksin. Bak bakalım eski sevgilisinden eser kalıyor mu? Önemli olan... Bravo olan, olan git kut diye evet. çözdün hikayeyi. Çok tat tatlı. Evet efendim. abi önemli olan eski sevgilinin performansı değil. Senin sen onun yanında sürekli olan sensin. Yanında duran sensin. Sen kendini öyle bir yapacaksın ki o insan bakmayacak. Eski sevgilisini bile hatırlamayacak abi. Niye lan zorunlu mu anasını satayım kadın? Düzgün bir hayat yaşıyor belli ki. Abi böyle triplere giriyorsan bunun aşmanın <laughs> tek yolu daha iyi olmak. Öyle hissedeceksin. Tanca, Kendin için yapacaksın. şey demeye çalışıyor ama zaten şu anda. Sen kendin battaniye olmaktan rahatsızsan paraşüte çevir. Ya da yatak ol. Ama normalde Hı -hı. böyle bir şey yok. Konu açılınca bunu fark ediyor. Yani adam bunu hissettirmiyor. Çok lan. Böyle. Adamı hissettirmiyor ama bu kız baştan beri hissediyor ki baksana farem. Oğlum bu çok ilginç. Resmen bunu kullanmış ya. Faremsi bir var. Evet abi ya. Var. Özgüven on the ground yani. Böyle bir şey olabilir mi? Sen zaten hmm. bu. Evet. Bunu yani. biz hikayeyi yazdıktan sonra yazdık yani. Pardon. Hikayeyi o duyduktan sonra bu e, Reddit'e bunu yazıyor. Evet evet. Ama olay bulmadan hep... önce belki de böyle değildi yani. Yo yo evet ama hep kadını çok seksi bulduğunu ifade ediyor. Yani of fark girdi odada bir dikkatleri falan Bu, bu fikir önceden oluşmuş. Geçmiş deneyimlerden oluşmuş. Bir fikir gibi. Ama evet bu Reddit'e yazdı. Yani bu hikayeyi duyup Reddit'e yazmış. Tetikleyen de bu. Bu anlatım. Bu metafor. Biraz adam da sanki bunu buna izin vermiş gibi. Bir de şey anlamadım. Niye bu eski sevgili devamlı ortamda ki bu, Ne, adam mı anlatıyor? Niye bunlar beraberler? Niye bu aynı ortam. Ortamları var. ortakmış abi. Yani şey herhalde. Diye düşünüyorum. Ee, ne, bir ortak arkadaş grubu olabilir, bir iş grubu olabilir bilmiyorum. Ama aynı ortamlara girip çıkıyorlarmış sevgilisiyle de beraber. Mevcut sevgilisiyle beraber. Anladım. Adam da patavatsız belli ki yani. Öyle bir lan. Çok, çok da bahsetmiyor diyor ilişkiden. Etti, Abi şimdi yani şöyle ben mesela deminkinde bir örneğim yoktu da bunda bir örneğim var yani benim hayatımda bir arkadaşımın daha sonradan olan bir sevgilisi eski sevgilisine bizim olan sevgimiz üzerinden kıyaslarda bulunuyordu devamlı. Hı -hı. İşte ona, onu daha çok ona yakınsınız onun arkadaşsınız beni sevmiyorsunuz hala falan diye. Şimdi bu, bu konuda ben kendimi de sorgulamıştım yani bunu bir hissettirmek var bir de karşı tarafın devamlı bunu kendisine üstü kuruntu haline getirmesi var. Benim bu kadında hissettiğim sanki karşı tarafın işte o cümleyle ortaya çıkmasından sonra iyice e, su yüzüne çıktığı yönünde. Ha, ama eğer kadın bunu üstü kuruntu yapıyorsa evet o başka bir sorun. O zaman zaten kendine güveniyle ilgili bir sorunu var. Adamı da seviyor ama adamın da böyle davranması çok hoşuna da gitmiyor. Biraz arada kalmış gibi. Şimdi bunu bilemediğim için daha bir genel bir çözüme gitmem gerekecek. Ya o yüzden bu biraz bir sıkıntılı bir durum. Ya adam da büyük bir götlük çeviriyor olabilir arkada. Ya da arkadaşları bununla ilgili baskı yapıyor olabilir. Bilmiyorum. Bence ya. öyle bir tonu yok lan hikayede. Nereden aldın onları? E oğlum adam durup dururken arkadaşı gelip buna demiş ki ben eski sevimle mutlu değilim. Bu da demiş ki tamam. yok paraşütten atlamak bilmem ne abi tam ne oğlum, bileyim. Durup durup geliştir, git, gelişler Mi o? Ama He? konusu açılmış yani. Durup dururken değil ki arkadaşına. Sen mesela arkadaşının ilişkilerle ilgili tavsiye ver. Ben tonla kendi ilişkilerimi örnek veririm yani. Abi ben de bir ben kere yaptım. de karımın yanında gidip de paraşütle atlamak gibidir. Eski heyecanlıdır ama böyle anal yaparsın. Ya Bu da yanımda ben dururken yaparım. biz de bununla misyoner yapıyoruz abi sadece demeye getirmem açıkçası yani. Oğlum ben yaparım bunu lan Tancan. <laughs> ben yapmam abi. Vallahi günah ben... şey ya. sen yapar mısın böyle bir şey? Ee, yaparım abi. Yaparım ben ya. yaptım Demek o Demek ki özal senin git kut çözümünü ben. Hayır, abi, kanka yaptım ben zamanında oğlum yani. Herkes bu kompleks tuzaklarına düşüyor. E, düşünce yani ben de gittim işte spor yaptım bilmem ne. Şekli şemali düzelttim. E, biraz daha iyi giyinmeye başladım. Kendimi daha iyi hissettim ama günün sonunda e, bu iş bittiğinde abi kendimi baya şey gibi hissediyordum yani. Hani artık o kompleks alakası kalmamıştı. Açmıştım ben onu yani. Bu aşmama yardımcı oldu açıkçası. Yani e, ben bu şekilde proseslerle çözüyorum. Bir konuda kötüysem ve bununla ilgili özgüvensizlik yaşıyorsam e, daha iyi olmaya çalışıyorum. Ve günün sonunda benimle ilgili diyor şey olduğunu ki, diyorum. Tancan da diyor ki ne olursa olsun e, başka bir ilişkinden çok daha tutkuluydu. Şöyleydi paraşütlü falan gibisinden metaforlar kullanarak esasında çok daha tutkuluydu. Hani çok daha oldu mu müthiş oluyor falan gibisinden coşkuyla bahsetmek diğerinin yanında şık bir hareket değil diyor Tancan'da. Yani. Onu ben ama mesela ben de katılıyorum çok aşırı şık. Yani e, olmasa daha şık bir dünya olabilir mi? Ben biraz Tancan'ı anlıyorum diye söyledi. Şey. Ben ama böyle şey söylerdim de. Çünkü şey diye düşünüyorum sanırım temelinde abi. Ki bunu da konuşabiliriz aslında. E, bu iki ilişki biçimi yani metafor arasında paraşüt ve battaniye arasında bence hiyerarşi yok. Yani hayatının belli döneminde daha battaniye arıyor olabilirsin. Hayatının belli döneminde daha paraşüt arıyor olabilirsin. Ben mesela yani naçizane şey gibi geliyor. Hani sanki hani paraşüt bir genç yaş tipi, ilişki tipi. Hani belli bir yaştan sonra da battaniye tipi ilişki yaşamak lazım yani gibi geliyor. Ama değiştirebilir insanlar fikirlerini. O zaman bu, ben derim ki beni sen daha uçağa bindiremedin yani. İşte e, kanka paraşüt benzetmesi e, şey olmaz gibi geliyor bana. O yüzden ben söylerdim mesela sevgilim yanında. bu Mevcut ilişkimize değer vermediğimi göstermiyor. Bu farklı bir tip bir şeydi yani. Ama mesela işte yere çıkılma ihtimali istemiyor olabilirsin. Bu işte bulunmak istiyor olabilirsin. Sırf ötekini paraşütle tanımladın diye pozitif bir şey ihtiva etmiyor yani. Bence. Ya bilmiyorum. Yani şeyden tuhaf geliyor. Yani kadının fazla güzel olması yani biraz şey gibi ya çok güzeldi işte herkesin gözü üzerinde dedi ben de kıskancım daha çirkin birini buldum bak buna zaten kimse bakmıyor ben de rahatım hmm. sevişiyorum kafam rahat öyle abi <laughs> evet. falan ya ben onu al belki de yanlış lazım. düşünüyor olabilirim bu arada bu tabii yüz doğru olacak bir şey değil ya, Heriften ben bunu aldım biraz. Ya yani, oğlum inanılmaz alakasız bir şeyler dönüyor ya. Böyle az önce falcı falan soran oldu. Çok ilginç. Arada gözüm takılıyor falcı çok. Böyle... Evet abi İstanbul'da bildiğiniz iyi falcı var mı? Bir <laughs> <laughs> Yani Allah Allah. Evet, lazımsa arkadaşlar. Şey ya. Lazımsa Bak, benim. Beni, beni bir kadın böyle hissettirse ben ayrılırım ben Kanka beni bir kadın böyle hissettirdi. Çok yani şeye takılmadım. Şey kısmına. Ee, yani başkasını hani çok şey bulmuş olmasına takılmıyorsun da orada beni niye yani öyle bulmuyor, beni niye paraşüt gibi bulmuyor diye düşünüyorsun. <laughs> Ama o da dönemsel bir şey belki de işte yani bugün paraşütçüsün yarın battaniye olursun ya. Yarın battaniyesindir öbür gün tekrar paraşüt olursun. Bence bunlar şey değil yani Allah'ın kanunu değil. Ben o yüzden git git çözümünü beğeniyorum ben şu an tekrar tekrardan ifade etmek istiyorum bunu. Hani e, çünkü... Ee, günün dediği gibi zaten aşıyorsun. internet olarak aşıyorsun ve önemli olmamaya başlıyor. O önemli olmamaya başlayınca da o zaman zaten daha seksi oluyorsun. Ya yani bunu o fark ediyorsun. Aynen. Biraz. Bunu fark ediyorsun yani hani en azından benim için bu böyle çalışıyor. Bunu fark ediyorum ve o noktada direkt şey oluyorum yani. Okey ya bu gerçekten de benimle ilgili bir şeymiş yani. Ha bir de kankalar bak şöyle bir durum da var arkadaşlar. Bazı insanlar daha güvenli yani genel olarak hayatta daha güvenli. Ee, yani mesela onlarla bir yere dışarı çıktığın zaman nasıl bir akşam yaşayacağını az buçuk hesap edebiliyorsun falan. Ee, bazı insanlar da tahmin edilemez yani. yani ne olacak belli değil. Yani, çok hakikaten ilginç şeyler oluyor kesinlikle ama çok boktan şeyler de olabilir, çok iyi şeyler de olabilir. Orasının garantisi yok. Ee, bu iki insan tipi o, o mesela onu, onu git kutlayamazsın. Kızın böyle bir problemi varsa o da şimdi aklıma geldi yani. O insan tipisin, o insan tipisi olabilirsin gibi geliyor bana. Gerçi o da akışkandır İşte bir de bu tarz şeyler aslında e, tam doğru tanım bilmiyorum. Gaslighting böyle mi oluyor? Hani biraz böyle baskı altında bırakıp hissettirmiyorsun ya çok sonra anlıyorsun. Yani. Mesela bak Ted Lasso'nun en güzel hikayelerinden biri bu. Yani ka karakterin e, Rebecca mıydı kadının adı? Hmm. Yani o kadının her şeyi böyle iş bittikten sonra evlilik bittikten sonra anlaması gibi biraz. Yani anlamıyorsun anda abi. Çünkü yalnız kalmak istemiyorsun. Başka şeyler var. Ortamın var. Belki bu kadın da öyle. Yani ortamında mutlu. Şimdi bir şey dese hmm. zaten bu kadın dikkati üzerine çekiyor. Hep sessiz kalıyor belki. Ulan yani hani ben ışık atamam ya da atabilirim ama atmamam gerekiyor. Öyle hissediyor belki. Bilmiyorum. Sen ben diyorsun çok... ki battaniye gibi hissediyor olması Battaniye gibi hissettiriliyor olmasından sebebiyet olabilir. Olabilir Aynen. gerçekten. Aynen öyle abi. Yani biraz ona Abi çünkü şey tuhaf o geliyor da kendi bana abi. Buldu, Nasıl? O da kendi paraşütünü buldu. Çünkü onu da paraşüt gibi görecek birileri var elbet bu dünyada yani. İşte ondan dedim. Ben de derim ki adam o zaman sen beni daha uçağa bindirmedin. Hani paraşüt takamadık daha oraya gelmedik yani. Okey mi yani ne bileyim adam bunu hissettirebiliyor mu mesela bunu yap yapıyorsa? Hmm. Ya da böyle bir şey hissetmek istiyor mu? Belki kadın istiyor. Bilmiyorum ki yani. Burada derdim aslında iki taraftan birini savunmak değil. Çok az done var. Ortayı çok bulamadım yani burada. Ne diyorsun son tahlilde? Yani son tahlilde bir çözüm yapacaksam hani ee, ya hadi ya kartımı atayım ayrılsın bu adamla hayır gelmez. Okey. Yani çünkü şey gibi yapmak istemiyorum. Abi ben şeyde çok yokum böyle. Çünkü bana da yapısı hoşuma gitmez. E, hadi bakalım bir Dardongi'yi de yer hadi bakayım. Biraz heyecanlandır beni falan. Ya da şu göbeği bir at bakalım falan. Evet. zorunda mıyım onu satayım yani. İstemiyorum belki de yapmak. Ayrılacaksan ayrıl yani. Okey. Vay anam. Hayırlı, hayırlı olsun yani. yani. Gerçekten mis gibi. Çiçek gibi bir program oldu arkadaşlar. Hikayelerimizi paketledik paketledik <laughs> yolladık yani. bu arada kafa karışıklığı olmuş da ben tanınan birinden vermedim örneği bana. Benim arkadaşım bir hiç tanımaz kimse yani. Alakasız bir yerde. Ayrıca tanınan birinden verse kime ne anlatayım? Hiç kimse ilgilendirmez. Ee, bu bir pro hiçbir programda anlatılan bütün hikayelerin gerçekliğe benzerliği legal olarak sadece şeydir, tesadüfüdür. Kurgusal bir şeyler yapıyoruz falan filan. Ee, evet arkadaşlar geçmiş olsun. Ee, evet, yani kazasız belasız ediyorum. korkunç örneklerle birlikte bu programı da bitirdik. Evet. Ee, evet. yarın Youtube'da ben e, şey yapacağım. Cadılar Bayramı yayını açacağım arkadaşlar. Geleneksel Cadılar Bayramı yayınına Youtube'a taşıyorum. E, bu iç krevi yüzünden. <laughs> Aynen. Benim için de biraz şey olacak. E, ne derler. Orada ya Yiğitcan'ı HNGK saatinde yayına dahil edebilirim. Ya da HNGK'yı belki bir kaydırırız. Ya da şeyden, onu daha konuşmadım Yiğitcan'da. Şu anda haber oluyor onu da. Evet. E, ama belki şey gibi bir şey de yapabiliriz. Yiğitcan'la yapabilirsek Minecraft'da oynayabiliriz yani. Ya da işte ben yayını 11.30'a 12.00'ye kadar yapıp erkenden açıp ondan sonra HGK'ya geçebiliriz. Bakalım yani. Ama sonuç olarak hani YouTube'da ben yayın açıyor olacağım. Biraz da heyecanlıyım aslında. Ee, belki bu süreçte daha fazla burada çünkü normal yayınlarımı, bu oyun yayınlarını belki buraya taşıyacağım. olacağım. Ee, bu gecelik zaten Arze... YouTube'da ha. video izlense hepsi de taşınır i̇şte Evet evet geziyor. öyle bir şey var. Öyle bir şey var. <laughs> Onu yapamıyoruz keşke olsa. Ama en kötü bakalım. Ee, bir şekilde hafiften böyle YouTube'a gelme gelmeli falan bir şeyler yapacağız. Zaten Yiğitcan'da bir Minecraft planımız vardı. E, Tancan da zaten her zaman gelebilir buraya. Ben de Tancan'a gidebilirim. Zaten artık şey gibi olduk. Can her zaman. Sevgili Aradık dostlar. Bir gün bir şey, e, şey yapalım. Ya, Tancan bizi e, Günhan'la bir NBA maçı yani böyle uygun saatte yayınlanan bir NBA maçı seçelim. Beraber izleyelim. Sen, sen programı çağır bizi beraber yorumlayalım. Eğlence olsun. Olur. Evet. olur. Böyle bazen oluyor ya pazar 5.30 falan maçları. Öyle tam, bir tanesini tam. izleyelim. Yani. Olur güzel olur. Günhan'ın yorumlarını merak ediyorum. Evet. <laughs> evet, evet, evet. Ben siko siko yorumlar yapacağım kesin yani öyle bir şey yaparsak. <laughs> tamam. Kardeşim James sakalları yani. çok saçma abi niye falan. Ya da James Harden'ın gerçekten de Siki Hard mı kardeşim falan ki? <laughs> <laughs> James Harden'ın şeyini biliyor musun Günhan? Yani i̇statistik olarak adamın girdiği yerlerdeki e, deplasmana gittiği e, günlerde deplasmana gittiği şehirlerdeki stripless kulüplerinin ciroları artıyor. Abi Bunu hesapladı ben ben de... bir de. Ben de şey diyeceksin sandım ya. James Harden da e, ifşalanmış. <gülüyor> <gülüyor> Yok o O zaman zamanda Covid döneminde ifşalandı bitti kanka zaten onun ifşası. Okay. Okay. O zaman sevgili dostlar bu ilişkideki e, göt ben miyim bu gecelikte bitti. <gülüyor> <gülüyor> e, i̇zleyen ve e, bit boncuk atan helal bit boncuk atan herkese çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyoruz, öpüyoruz. Yarın e, akşam 6 gibi falan 6 gibi ben burada yayın açarım. Oradan da bakarız durumlara. E, kendinize iyi bakın. İyi geceler diliyoruz. Her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsanız. Görüşürüz. Bye bye.